Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Böyle özel bir program bu. Tarafsız Bölge. 19.47'de gelebildik ekrana. Neden Neden böyle bir şey oldu? Şu nedenle gerçekten seçim sonuçları hakkında ne düşündüğünü ve yani siyasi şu anki hepimizin konuştuğu, hepimizin tartıştığı siyasi ortamı nasıl değerlendirdiğini en çok merak ettiğimiz isimlerden biri bu akşam konuğumuz olacak. Ee, Sayın Yavuz Ağralioğlu, hoş geldiniz. Yavuz hoş bulduk Bey. merhabalar. Efendim, i̇yi akşamlar dilerim. Hoş bulduk. Ee, şey, çok şey var konuşacak. Ee, önce isterseniz şuraya bir bakalım. Evet. Şey bu yani birinci tur sonuçları. Onur biraz yaklaşırsak yani Erdoğan 49.52, e, Kılıçdaroğlu 44.88 böyle bir tablo evet. ortada. Nasıl buldunuz bu tabloyu? ilk önce önce buradan başlayalım. Yani bu seçim tablosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü siz bir takım itirazlarla, uyarılarla partinizi bıraktınız tam o seçim sürecinde aday cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde çok itiraz ettiniz, çok uyarıda bulundunuz. Uyarılar yetmedi sonra. Milletvekili adayı olmayacağım dediniz. Sonra partiden de istifa ettiniz. Ee, şimdi hani bu tabloyu görünce ben haklıymış, haklıymışım mı diyorsunuz? Ben demiştim mi diyorsunuz? Nasıl bir ruh hali içindesiniz? Şimdi şöyle uzunca zamandır siyasetin meclisteki özellikle mesaisinde millet vicdanında mankes bulacak bir doğruluk hattı tutalım. Bu memlekette iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkide milletin umudunu koruyalım duygusu taşıyarak konuşuyorum. Bu hassasiyetler mehavi bir seçim sürecinde de işte bu kamplaşmalar, bu siyaseten kim aday olacak tartışmaların arasında her tartışma zemininde millet adına taşıdığımız hassasiyetlerin koordinatlarını vermeye çalışıyorum. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Milletimizin şu hassasiyetlerini görmek lazım. Adalet sürecini böyle organize etmek lazım. Türkiye'de milletin umuduna yakın durmak lazım. Milletin e, özellikle kırmızı çizgilerini bilebilmek lazım. Milletinizi tanımak lazım falan. Şimdi ben bu seçim sonuçlarını Ahmet Bey şöyle izledim. İtirazlarım olduğu süreçle ilgili itirazlarım olduğu istifaya kadar giden bir süreç içerisinde hassasiyetlerimi kamuoyuyla paylaşırken milletin e, görmesini istediğim şeyi millet vicdanında en sarsıcı şekle böyle dönüştürebildim. Yani ben bedelini ödemeye razı olduğum bir öngörüde bulundum. Yani, yani bunu mu öngörmüş? Evet. Bu tablo. Yani oldu. şöyle öngördüm. Muhalefet iktidar uzunca süre iktidarda kalan e, bir siyasi yapı iktidarda mutlaka yıpranır. Bu iktidardaki vaatlerini tutturamamış olduğunu iddia ettiğiniz iktidara karşı muhalefetin milletin umudunu yönetmesi gerekir. Burada da bu iktidarı doğru halletmek, milleti doğru etmek, milletin hassasiyetlerini doğru görmek, bu gördüğünüz hassasiyetlere uygun bir gerçeklikle görünmek. Yani evet, şunu mu diyorsunuz? Ortada 21 yıllık bir iktidar var. Evet. Bunun doğal bir yıpranmışlığı var. Vardır her. Evet. Bunun doğurduğu bir değişim talebi vardır. Talebi vardır, olur. Her olur. Her zaman olur. olur. Ondan sonra işte dünyada bir takım olaylar oluyor. Pandemiydi, evet. yanı başımızda savaştı. Onların ekonomiye yansımaları, belki de bu iktidarın işte ekonomiyle ilgili aldığı kararların problemleri falan. Evet. Bütün bunlara rağmen e, bir umudun yönetilemediğini mi söylüyorsunuz? Evet efendim yönetilemediğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili bu gördüğünüz tablonun ben herhalde en erken, en şiddetli şekilde söyleyeneyim. Şimdi burada haklı çıkmış Peki, çıkmış olmanın... Peki neydi sizi? Şunu anlamak istiyorum. Tamam haklı çıktınız. Yani siz ne dediniz ve ne çıktı? Biraz açabilir misiniz? Yani Şurası. ben şunu söylemiştim. Bu tablo bunu gösterdi. şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim siyasi beraberliğimizin, İyi Parti özelindekini söylüyorum. Bu siyasi beraberliğimizin içerisinde özgünlük korumak, farklılıklarımızı zenginlik olarak sunmak, benzememek, bu farklılıkları demokrasinin eşiklerinde tahammül sınırlarına kadar götürmek ve demokrasiyi kurumsallaştırmak. iddiası bu olan yapıların bu iddialarına uygun bir istişare zemini taşımaları gerektiğini söyledim. Ben bu istişare diye bize dayatılan şeyin sürecin finalinde, yani Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecinde aslında istişarenin değil bir dayatmanın, aslında e, siyasi olarak bir e, bu mevzuyla ilgili bir planın programın değil, bir gizli gündemin yani hususi olarak adaylık hevesinin içinde olduğu bir gizli gündemin aparat haline dönüştürüldüğünü düşünüyorum. Yani masa diye milletin ümidi diye kurduğumuz masanın etrafında bir de masanın bir gizli gündeminin Kemal Bey'in adaylık hevesine kurban edildiğini düşünüyorum. Sonra bu adaylık hevesine istişare diye dayatılan şeyin efendim mecliste temsil edilme arzusu olan küçük partilerin henüz kantara bile çıkmadıklarını bildiğimiz bu küçük partilerin henüz oylarının ne olacağını ve demokrasilerde biliyorsunuz bunu yani kimin ne kadar konuşacağını sandık belirleyebiliyor. Henüz milletin kendilerine ne kadar konuşma yetkisi verdiğini bilmediğimiz partilerin eşit söz hakkıyla oturdukları masada Kemal Bey'in bizzat adaylık hevesini fark edip onu fırsata çevirdiklerini, bunun bir istişare değil aslında, bunun süreç içerisinde bu hevesi yönetme arzusu olduğunu, bunun da aslında istişareyi bozan bir mahiyet arz ettiğini söyledim. Sonra efendim kazanacak aday vurgusunun merkezinde milletin razı olduğu, milletin duyabileceği ve bu kamplaşma iklimini AK Parti ve MHP seçmeninin de gönlünü kazanabilecek bir adayla birleştirebilme hassasiyetlerimizi ifade ettik defalarca. Bu şu demektir. 50'ye 50'nin rekabet ettiği bir yerde basın toplantısında da söyledik. Sizin programlarınızda da söyledik. 50'ye 50'nin 50'ye bir katıp yenmenin değil, 50'ye 50 katıp memleketi sevebilmenin zeminini hazırlayan bir siyasi dil ve diskur kullanalım. Değişimin arzusunu taşıyan muhalefetin üstüne bir de iktidardaki umduğunu bulamayan seçmenin güvenini, kalbini kazanalım. Siyaseti alırsak canınızı okuyacağız, hesaplaşacağız duygusuyla değil. Alırsak bütün memleketi kazanacağız huzuruyla yönetelim diye dedik, dedik, dedik. İkna etmek için uğraştık. Siyasi olarak içinde o zaman bulunduğum partinin de hassasiyet merkezleri hep şöyleydi. E, kazanacak aday hassasiyetini vurgulayalım. E, biz zaten aday değiliz. Dolayısıyla kazanacak aday hassasiyetimizin merkezine 60 -40, 65-35 falan olsun ki memlekette sükunet bulsun. Yani böyle insanlar yaka paça olmasınlar hassasiyetlerini dillendirdik. İşin nihayetinde geldiği yer şu. Ben seçim tablosunu şöyle okudum. E, öngördüklerimiz oldu, korktuklarımız oldu. Yani başımıza geleceği bildiklerimiz oldu. Şaşırmadık. Ama mesela şöyle çok umutlandım ben. Bunca netameli beyanatın, bunca kamplaşma duygusunun, bunca hırpalayan siyasi demecin arasında sandığa giden bir Türk milleti bir top diğine ucu kadar huzursuzluk yok. Sandığa ümidini kesmemişliğin bütün vakarıyla Tanzimat'tan beri il meclisleri, vilayet meclislerinde sandık tecrübesi olan 200 yıllık neredeyse bir tecrübenin sandıktan umudumu kesmiyorum. Her şeye rağmen ben beni seçecekleri ve yönetecekleri sandıkta seçmeye devam ediyorum. Sizin birbirinize bağırmanızla ilgili hiçbir hususu gündemim yok. Hiç kimseyle kavganıza etmiyorum. Vakarla, sükunetle sandığa gidiyorum ve sonuçlarını Yöneteceğim bir eşeğe taşıyorum siyaseti. Milletimize medyunu şükran olacağımızı. Mükemmel. 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 İftihar edeceğiz milletimizle. Sonra evet. ikincisi benim bulduğum ve milletimle tekrar iftihar ettiğim bir şey. Defalarca dedim ki bizim milletimiz seçim süreçlerinde tabii ki geçimi, tabii ki gaile olarak gördüğü, gelecek endişelerini falan bunların hepsini der de der. ama bizim milletimizin genetik kodlarında, hafızasında birkaç şey vardır. Bunu muhalefet görmelidir. Tanzimattan beri Hatta 1699 Karlofça'dan beri. Oradan başlatmak lazım. Milletimizin içinde bir savlet duygusu vardır. Yıllarca tedavi edemediği bir büyüklüksü. Ne, ne duygusu? Büyüm, büyüklük duygusu. İmparatorluktan kalma bir galip olma duygusu. Büyük bir devlet olma coşkusu duygusu. Bunu sembolik işte ihalar sihalarla falan dokunulan bunlarla ihtisa etmeyin. Bu bizim milletin büyüklük duygusunun tramplenleridir. Ruhi tramplenleridir bunlar. Fiziken siz bunları bir füze rampası, gibi, füze rampası gibi görürsünüz. Bunlar bizim... 1699'dan beri büyük çekilmemizin yeniden başarılabileceği büyüklüğün füze rampalarıdır. Öyle görün. Muhalefetin yani, bunları istihzayla... İHA, SİHA, evet, gemi, Evet, evet. evet. Bunlarla, hatta TOK... Tabii ki. Bunlarla istihza etmeyin. Alay ederek... Bunları, etmeyin. Bunları sembolik buluyor olabilirsiniz ama bunlar bizim milletin imparatorluk geçmişindeki büyüklüğün hareketlenebileceğine dair milletin umutla kıvılcımlandığı yerlerdir dedik olmadı. İşte buralara falan bakıyorum... İkinci ümidim benim şuydu. Milletimiz mesela Kurtuluş Savaşı'nda defalarca zikrettim ben bunu. Çocuğunun üstündeki battaniyeyi mermi ıslanmasın diye mermiye sararak bu vatanı kurdu. Dolayısıyla bu millet vatanıyla ilgili bir endişeyi hissettiği andan itibaren geçim, tencere, gaile, para, pul, enflasyon. Bak bunlarla ilgilenmez. Bizim milletimiz devletsizliğin ne demek olduğunu bilir. Bu millet devletsiz kalmanın ne kadar feci bir şey olduğunu en son Suriye'de bir daha gördü. Devletsiz kalınca hangi çocuk çoluk çocuk infialiyle başka bir yere sığınmak zorunda olduğunu bizzat gördüğü bu insanlarda 15 Temmuz duygusunun da bu kadar mukavemet ölmesinin sebebi şudur Ahmet Bey. Devletsiz kalınca başa ne geldiği oradan görülünce millet can hıraş devletine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu iki hassasiyetimi siyaseten seçmen davranışının belirleyici olacağı yere ittim ben. Peki e, şeyi yani devletine sahip çıkar bu vatan duygusu, devleti kaybetmeme duygusu. Bunu hangi bağlama Bunu oturttum. Seçimi, değişim umudunu, memlekette memleketin yönetimi kötü değil diye başladığınız eleştirilerinizi devlet millet düşmanlığının naralarıyla karıştırmayın birbirine. PKK'lıların 15 Mayıs'ta Kandil'den zafer çığlıklarla iniyoruz. Efendim FETÖ'cülerin Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Yunanistan'dan 15 Mayıs'ta valizimizi aldık geliyoruz naralarına. Bu milletin duyarsızlık gördüğü andan itibaren vereceği refleksi 14 Mayıs'ta göreceksiniz dedim ben. Peki. Muhalefet şimdi Kandil'den açıklama yapılıyor. PKK'dan e, açıklama geliyor oradaki baronlardan. FETÖ'cüler dediğiniz gibi Batı'dan o kaçtıkları yerlerden abanıyorlar seçime. Ne yapacaktı yani ne deme, ne, ne yapması gerekiyor? Milletinin bunlarla ilgili bu demeçlerle ilgili. Seçimin İmralı Edirne ve Kandil arasında sıkışmışlığına. Seçimin efendim Yunanistan'dan, Ege'den, efendim Almanya'dan, Fransa'dan, Pensilvanya'dan gelen demeçlerle kirletilmesine milletin vicdanındaki tereddütleri giderecek bir haysiyetli çıkış asla yapılamadı. Efendim Kürt oyları lazım diye başlayan bir siyasi fantazi HDP'ye Türk milliyetçilerini razı etme şehvetine döndü mesela. Efendim Kürt oyları lazımdırın öznesini HDP yaptığınız zaman bu Kürtlerimize de hakaretti fark edilemedi mesela. Sanki Kürtlerin ağası HDP'ymiş, sanki bütün Kürtlerden bunlar sorumluymuş gibi bir kabul aslında hem Kürtlerimizi rencide etti hem de seçmeni irite etti. Şimdi bu kabule, bu kabule bir de ne olursa olsun kazanıyoruz şehvete eklenince, şımarıklı eklenince. Sizin de programlarınızda konu oldu biliyorsunuz. Efendim döke saça kazanırızla birleşen kendinden emin cümleler artık kibre dönmüş cümlelerdi biz defalarca uyardık ki siyasetin zehri kibirdir. Yani siz kimi aday edersek edelim kazanırız duygusuna düştüğünüz andan itibaren seçmen bunu dayatma gibi görür. O yüzden bu hassasiyetleri görmezden gelip döke saça herkes de kazanırız. Kemal Bey ile döke saça kazanırız dayatması hem süreci doğru yönetmediğiniz için hem de sonra kazanmak için Kürt oylarına ihtiyacımız var kabulünüzü HDP ile masaya oturmak. HDP'nin ortak adayı haline gelmeye dönüştürürseniz sonra buna Kandil'den de verilen onaydan, sizin lehinize söylenen cümlelerden utanmadan, rahatsız olmadan bunlara sessiz kalırsanız, efendim HDP'nin eski yeni parlamenterlerinin, kurmaylarının, efendim cumhuriyetle hesaplaşmak, cumhuriyete format atmak, resmi dil taleplerinde bulunmak, efendim demokratik özellik falan üzerinden yürümek, APO'nun e, tecrit şartlarının efendim iyileştirileceğine dair naralar atmak, cezaevlerinin boşaltacağına dair bir sürü nutuk irade etmek falan, bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokomotif olduğu bir denklemde. Yani Atatürk'ün partisi devletini kurmuş, devletini kurma iradesini taşımış olduğu dönemlerde devletine yan gözle bakmış her gözü oymuş, devletine uzanmış her eli kırmış bir adamın devletinin sahibi olduğunu iddia eden bir partinin devletine parmak sallayan ve devletini yıkmak isteyenlere bu kadar müsamahakar davranması millet vicdanında mutlaka karşılık bulacaktı bulduk Bu sonuç o işte. Yani siz Atatürk'ün partisinin genel başkanısınız. Devleti kuran partinin genel başkanısınız. Devletinize parmak sallayan, devletinizi tehdit eden, devletinizi yıkmaya teşebbüs etmiş insanların çığlıklarına, naralarına bir esaslı ses vermediniz. Efendim Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu diyorum. Bozuluyorlar. Diyorum ki destekliyorlar. Bir şey demiyorsunuz. HDP'nin adayı yok. HDP sürece bizim adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Efendim bozuluyorsunuz, ses vermiyorsunuz. Efendim tecrit şartları diyorlar, cezaevleri boşaltılacak diyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar bir restorasyon diyorlar. Ana dilde eğitim diyorlar, federasyon diyorlar, efendim özellik diyorlar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyorlar. Pek çok şey çatışmasızlık diyorlar. Ahmet Bey, bir seçim sonuna kadar PKK çatışmasızlık ilan etti diyorlar utanmadan. Hiç kimse diyemiyor ki, siz kimsiniz? Bir çatışmasızlığı ilan ediyorsunuz. Sürece zarar vermemek için, Kemal Bey'in adaylığına zarar vermemek için çatışmasızlık ilan ettiler. Şimdi buna karşı sürecin içerisinde milletin vicdanında karşılık bulan şey şu işte. Siz Cumhurbaşkanlığı gibi müstesna bir makamın seçiminde değişimin bunca gerekçesi varken yani memlekette iktisadi bir sürü zorluk var, hukuki, siyasi bir sürü problemimiz var, adli bir sürü problemimiz var, eğitimin problemler var, gençlerimizin problemler var. Memlekete normal şartlarda bir meteor çarpmadı aslında. Bu şartlarda değişimin millet vicdanında karşılığı olacak güçlü bir iradeyle iktidara dönüşmesi için her şey varken siz bu değişimin umudunu, bu muhalif seçmenin size bağlanmış umudunu götürüp kandilin cebine indirdiniz. Bu millet vicdanında asla kabul edilebilir bir şey değildi. Milletin verdiği refleks budur. Yoksa ben şimdi çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela kendisine e, karşı parti kursa, yani Tayyip Bey karar verse ki ben bu 20 yıla karşı parti kurayım. %75 alır. Yani kendine karşı kendini tenkit etmeye karar verse. Kendi iktidar dönemini tenkit etmeye başlasa dese ki memleket böyle mi yönetilir? Buna başlasa millet vicdanında bulacağı karşılık belki yüzde yetmiş beştir. Siz bu kadar problemi olan bir memleketi alamıyorsunuz. Milletin umuduna dokunamıyorsunuz. Milletin beklentilerini bulamamış milletin size daha yaşanabilir bir ülke kuracağız iddianızı millete güvenle buluşturamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz diyorsunuz ki her türlü cüretkarlığına sessiz kaldınız bu insanların millet vicdanında karşılıkları hiç olmayan yapıların sizinle beraber seçimde propaganda da eşitlenmesine müsaade. Bunun sebebi bir tane sebebi de şu nasıl şuna bu bir bir de şuna sebep oldu. İyi Parti siyasi olarak propaganda gücünü kaybederek sahadan komple çekilmek zorunda kaldı. Etkisini yani, yitirdi. Evet, komple etkisini yitirdi. İyi Parti sahada yok muydu? Kırmızı çizgilerini bekleyemez hale geldi. İyi Parti hassasiyetlerini aslında doğru organize etmişti ama hassasiyetlerini bekleyemedi. Kırmızı çizgilerini doğru ifade etmişti. Kırmızı çizgilerini masada kabul ettiremedi. Israr etmedi. İstirahat etti, başaramadı. Kolu bağlandı. Kalktı daha ne yaptı? Kalktı, geri oturdu. Geri oturdu. Dolayısıyla şu... Niye oturdu? Onu da anlayamadım. Şöyle bir sıkışma bu. Nihayetinde ben e, bütün bunları söyledim diyerek kurtulabileceği bir şey değildir. Türk siyasetinin böyle zamanlarda çok radikal, çok keskin, çok e, etkin kararlar alma zorunluluğu vardır Ahmet Bey. Liderlik böyle, de böyle evet, bir şey. Liderlik yani. böyle zamanlarda. Yoksa hani ben özünde... Hiç kimseye böyle töhmet altında kalsınlar istemediğim için böyle ağır ithamda bulunmaması gerektiğini düşünüyorum siyasetin. Ama efendim siyaset bir meditasyon değildir. Ben de sizin gibi hissediyorum denerek yapılan bir şey değildir. Ben de sizin gibi hissediyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu yoga merasimi değil ki. Bu siyaset düşündüklerinizi yaparsanız millet vicdanında karşılık bulursunuz. Peki Yavuz Bey bazı şeyler var. Çok güzel anlattınız. Hani çerçeveyi çizdiniz. Bazı kafama takılan hususlar var. İsterseniz onları biraz Bu... konuşalım. Ben de açıkçası... Yani Kandil'den yapılan açıklamalara e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini savunanlardanım. Bunu da yazdım birkaç kez. E, Kemal Bey'in e, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda ya ben hani PKK demem, Kandil'deki o terör baronlarını muhatap almam. E, PKK dersem e, terör örgütünün propagandasını yapmış olurum. Devletin resmi kayıtlarında bile terör örgütü diye geçer, adı verilmez. Kandil'deki adamlar kim ki ben onları muhatap alayım? Ya bak bunlar sana destek açıklaması yapıyorlar. Şunlara bir laf et dendiğinde bu cevapları verdi. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bizim çok ağır bedeller ödediğimizi düşündüğüm bir terör terörle yaşamak zorunda olduğumuz bir 40 yılımız var. Bu 40 yıl içerisinde evlatlarını mezarlarda büyüten, evlat diye mezar taşlarına sarılan, baba diye taşları kendilerine baba bilmiş bir 40 yıl acı dönemimiz var. Devam ediyoruz. Biz programlar yapıyoruz buralarda. Biz programlar yapılırken evlatlarımız şehit oluyor. Yani bizim evlatlarımızın şehit olma süreçlerinde efendim belediyelerin, hedefli belediyelerin bazılarından mesela Ahmet Çamur benim hem hemşerim hem hissiyatımın, fikriyatımın, kalbimin bir olduğu bir insandı. Allah rahmet etsin şehit edildi. 3 kurşunla şehit edildi. üç tane. Güvenlik görevlisi. Evet komiserdi. çendinli E, mesela vurulduğunu sevinç çığlıklarıyla anonslarla geçmiş, geçilmiş böyle hissiyatların olduğu zamanlar var. Efendim Necmettin öğretmenin tebessümü herkesin hüznüne takıldı. Aybüke'nin yüzündeki o ifade herkesin hüznü oldu. Binlerce evladını, öğretmenini, doktorunu, hemşiresini, komiserini, askerini, evlatlarını teröre kurban veren bir mekanizma, bir terör girdabında biz siyaset kurumunu efendim şöyle konumlamalıyız. Her şeyi konuşmalıyız. Tenkitte bulunmalıyız ama devletin en müstesna makamlarını bu makamların kim tarafından seçilip yönetileceğini belirleyeceğimiz zeminlerde PKK'lıların, HDP'lilerin cüretkarlıklarına, FETÖ'cülerin heveslerine, mağaralarına bu işleri kurban etmemeliyiz. Efendim siz şimdi diyor, diyorsunuz ki efendim Kürt oyları bize lazım. Lazım Elhak, ben HDP'nin aldığı oyların terörize edilmesinden en çok PKK'nın memnun olacağına e, kanaatim vardır. Onu da defalarca söyledim. HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının oyunu almak bu memlekete bağlı olan herkesin vazifesidir. Bizim de. Ben çok iftihar ederim. Yani Kürtlerimizin, Kürt vatandaşlarımızın... E Kemal Bey böyle evet. yaptı. Şimdi. Evet ama problem şu. Sizin... Ne, neyini eleştiriyorsun? Ben şunu eleştiriyorum. Kemal Bey ittifakta HDP'nin adayı çıkarmadığı, HDP'nin adayı olarak sunulan... Kandil'in desteklenmesi için propaganda çığlıklarının yapıl e, söylendiği, efendim Selahattin Demirtaş'a hürriyet diyenlerin yanımıza gelmesine dair davetlerinin, efendim ittifakta beraber olduklarının, bu beraberlikten umduklarının düzeltilmesi lazım. Yani siz birileriyle seçim propagandasında eşitleniyorsunuz. Bu eşitlendiğiniz partiler diyorlar ki şunları şunları yapacağız, bunları bunları yapacağız. Ağzınızdan çıt çıkmıyor. Yani Kandil'inkine cevap vermiyorsun. Efendim devlet hassasiyetin var. HDP'lilerinkine cevap ver. Onlara da cevap vermiyorsun. Niye? Efendim seçmen popülizmi yapalım. Oradan oy alalım. Şimdi Kürt seçmen... Oylar kaçar. HDP oyları kaçar. Şimdi evet HDP oyları kaçar. Şimdi Kürt oyları HDP ile eşitlenince bu Kürtlerimize hakaretleri söylediğim. Şimdi ne oldu? Bir de seçim popülizmi diye bir şey var. Efendim başlıyorsunuz Kürt oylarıyla. Kürt oylarının da sanki muhatabı ve patronu HDP'ymiş gibi davranıyorsunuz. Kürtlerimizi rencide ediyorsunuz. Ondan sonra oradan olmayınca bu sefer başlıyoruz ki milliyetçi oylar. Bu arada mesela demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dediğinizde ben size diyordum ki demokrasinin yolu Ankara'dan geçer. Ankara'dan geçti mi her yerden geçer. Bir coğrafi imtiyazın, bir etnik imtiyazın bu memlekete yaşattığı acılar ortadayken böyle lüzumsuz beyanatlar memlekette siyasi olarak huzuru kaçırmaya sebep oldu daha önce. Böyle şeylere heves etmeyelim diye aslında kelamı da kibar ettim. Bunlara can hıraş cevap verdiniz. Bana cevap verdiniz mesela. HDP'ye ve Kandil'e cevap vermiyorsunuz. Ama demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçmez efendim. Ankara'dan geçer dediğim için bana sıraya girip cevap veriyorsunuz. Bana cevap verirken çok cüretkar oluyorsunuz. Döke saça kazanırız. Onların oyu olmadan kazanamayız diyordunuz. Şimdi solu Zafer Partisi'nin genel merkezinde alıyorsunuz. Konjonktürel olarak şöyle davranıyorsunuz yani. Efendim sürecin başında hassasiyetlerine uygun davranıyorsunuz. Diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi. Efendim dedeleri Kur'an ile meşgul efendim kendileri de seyittir. Hassasiyet merkezlerine dokunuyorsunuz. Doğru. Efendim gidiyorsunuz bu memlekette hiç kimsenin etnik mezhebine veya ekalliyetine hiç kimse hürmetsizlik edemez. Yani bizim itirazlarımızı o zaman iyi Parti yedim. İyi Parti sıfatları taşırken konuştuğum itirazlarımı Alevilik ya da Kürtlük üzerinden bir ayrıştırıcılığa hamletler. Ben bunun dünyanın en büyük alçaklığı olduğunu söyledim. Kürde de, Aleviye de kurban olsun Yavuzlar öldürdüm. İyi Parti de dedim kurban olsun. Ne demek böyle bir münasebetsizlik? Ben böyle bir şey demiyorum. Seçmen iradesine saygıdan bahsediyorum dedim. Şimdi bütün bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra seçim popülizmi öyle bir şeydir. Sonra bakıyorsunuz ki olmadı. Bu yetmedi size. Sonra dönüyorsunuz arkanıza Atsız'dan iki tane kitap koyuyorsunuz. Atsız'ın kitaplarıyla gerçek ülkücü ve milliyetçisiz olduğumuzu söylüyorsunuz. Allah'tan seçim iki tur Ahmet Bey. Üçüncü tur olsa var ya Allah zannediyorum ki şöyle bir şey yapacaklar. İslam İşbirliği Teşkilatı'na gidecek. Kemal Bey elinde de halifelik sancağı olacak yani. Dolayısıyla bu bu kadar seçim popülizmini çok kimlikli, çok kişilikli bir siyasi süreç gibi algıladı seçmen. Yani siz tam olarak nesiniz? Oy almak için bu oy popülizminiz nedir sizin? Bu kuralsızlıkla siyaset yapma hevesiniz nereden kaynaklanıyor? Milletinizin umudunu yönetmek için her türlü imkan varken siz oy devşirmek için bir gün öyle bir gün böyle niye diyorsunuz? Bir gün siyasi olarak bölücülüğe prim veriyorsunuz. Bir gün aslında mesela İyi Parti'yi aşırı uç olmakla o masadan kalktığımız zaman zirvesini yaşadığımız, gördüğümüz bir şeydir. Faşistlikle, şövenistlikle, ırkçılıkla, efendim klasik sağcılıkla, klasik MHP'liliklerin nüksettiğiyle. Mesela ara, sıra Kemal Bey'in söylediği o laf hiç aklımdan çıkmadı benim. Meral Hanım ara sıra ülkücülüğü nükseder falan gibi bir şey dedi. Bizim efendim, Sen damarı tutar. Evet Anacılık, bak, ülkücü damarı evet, tutar. ülkücü damarı tutar. Bu bizim ülkücülüğümüz ara sıra nükseden bir şey değildir efendim. Yani bir memleket millet şuuru gibi taşırız. Devlet millet aidiyeti olarak taşırız. Bizim ülkücülüğümüz ara sıra nüksetmez efendim. Bizim bir yaşam irademizin, memleket millet sevgimizin, ekalliyeti, aidiyeti, mensubiyeti ne olursa olsun 85 milyonu kendi canımızdan aziz bilme duygumuzun ete kemiğe bürünmüş halidir. Kemal Bey bunu bilsin ki bizim ülkücülüğümüz ara sıra nüksetmez. Ha beyefendinin ki ara sıra yüksetsin diye uğraşıp oy çalıştığı neyse Ondan umduğu dedi, faydayı bulamadığı için bu sonuç böyledir. Bunun böyle olacağını söyledik. Ben de söyledim, haktaki arkadaşlarım da söyledi. Şimdi estirilen hafif bir milliyetçilik ha, rüzgarı... Hafif tutur. değil, bayağı yani. Bayağı bir. Evet. Peki, şimdi estirilen bayağı bir milliyetçilik rüzgarı tutar mı? Bu da Türk milliyetçilerine hakarettir. Niye? Yani şimdi siyasi olarak, efendim Kürtlerimizin oyu bize lazım, Kürt oyu olmadan kazanamayız dayatmasını yaptınız. HDP üzerinden yaptınız. Halbuki ben mesela AK Parti'nin aldığı oyu siyasi münakaşalardan bağımsız Ahmet Bey. %50 oyu o kadar kıymetli bir oy bilirim ki. Candan Aziz'dir yani. Bu şu demektir. Her türlü kavgaya, nizaya, her türlü terör belasına rağmen bir arada yaşama arzumuzun ete kemiğe bürümüş değerlisidir. Daha önce Süleyman Bey alırdı, daha önce Anap alırdı. Şimdi AK Parti alıyor. Sonra belki iktidarda olan başka partiler alacaktır. Bu oy var zaten. Dolayısıyla bu oyun varlığını gördüğünüz halde, HDP Kürtlerin patronuymuş gibi gösterecek kabuller devlet millet beraberliğine bühtandır. O yüzden bu ferasetsizlikti. Şimdi bunu yaptınız. O zaman da bunu yaptınız diye eleştirdim. Ben parti sözcüsüydüm. Grup başkan vekiliydim. O arada söylediğim sözlere de CHP'den koro halinde bir kadro bana ağza alınmayacak kadar kem söz ettiler. Kulak çekmeye kadar vardı biliyorsunuz. Bir, bir Engin Bey mesela hızını alamadı. Kulağını çeksinler falan dedi. Ben de o zaman dedim ki bu şımarıklık. Siyasetteki şımarıklık milletin kulak çekmesiyle nihayet bulur. Gördüm, görmüştür Engin Bey. Yani demokrasilerde kulağı kimin çektiğini görmüştür Engin Bey. Şımarıklı... 14 Mayıs. Tabii ki 14 Mayıs görmüştür. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Türk Milliyetçiliği. Engin Altay. Tamam evet abi. Engin Altay söylemişti. Efendim işte kötü niyetle söylemedimle falan biraz daha yumuşatmaya çalıştı ama o rencide edici bir kibirdi aslında. Yani herkes de kazanırız. Kardeşim döke saça kazanırız Kemal Bey'le. Buyurun döke saça kazandınız. Milletin umudunu döke saça mahvettiniz. Memleketteki değişim umudunun canını okudunuz. Memlekette onca problem varken bu kadar problemi bir klaseye bağladınız. Seçime iki ay kala Cumhuriyet Halk Partisi efendim kazanma umudunun ete kemiğe büründüğü bir kumpanya organize ediyor. Seçimden hemen bir gün sonra klasik bir ezber var. YSK'nın önünde toplanıyoruz oy çalındı. Ya millette artık şöyle bir duygu olmaya başladı. Ya oyu bekleyemeyen bir muhalefet yarın memleketi nasıl bekleyecek? Yani oyların çalındığını söylüyor siyaset yapan bu muhalefet bizim kendilerine teslim ettiğimiz oyu bekleyemiyorlar. Efendim bu seçimde ben şimdi sizin programınızda konuk oldum. Öngörülerim tutmamış bir insan olsaydı Ahmet Bey. Yani ben dedim ki kazanamazlar, kazansalardı. Ben dedim ki toplumsal tesanratı kaybederiz, kazansalar. Ben dedim ki efendim milliyetçi seçmeni ürkütürler, ürkütmez. Bunların hiçbir hepsini öngördüm küçük partilerle ilgili dediklerimi, her dediğimi buldular. Efendim ben dediklerinde isabet ettiremeseydim, sizin programınızda konuk olsaydım. Bir vesile de bunlar mevzu edilseydi. Derdim ki efendim beni bağışlayın. Ben bu konuda bir şey söylemem yakışık kalmaz Çünkü ben öngörüleri tutmamış bir insanım. Bu konuda konuşmak benim hadsizliğim olur. En hafifinden böyle demem gerekirdi benim. Şimdi ben şuna bakıyorum efendim. Niye, anla, niye böyle Birinci dediniz? Birinci turda kazanacağız dediniz. Tutmadı. 58 ile alırız. Tayyip Bey 42 ile mağlup olur dediniz tutmadı. Parlamento çoğunluğunu alırız dediniz tutmadı. Birinci parti oluruz dediniz tutmadı. Başbakan oluruz dediniz tutmadı. 300'ü geçeriz dediniz tutmadı. Efendim birinci tur hani zinhar ikiye kalmaz ama de kaldı. İkinci turda bombalar patlar dediniz tutmadı. Power hazır tutun elektrikleri kesecekler dediniz tutmadı. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar dediniz tutmadı. Asla iktidarı devretmeyecekler. Bunlar şımarıklıklarıyla memleketi vermemek için her şeyi yapacaklar dediniz. Tutmadı. Oy çalacaklar dediniz. Oylarımız çalın dediniz. Tutmadı. Yahu seçimden seçimlerin nihayete ermesine iki saat kala kazandık dediniz. Tutmadı. Şimdi bu kadar dedikleriniz tutmadı. 14 Mayıs için söylüyorum. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki bize güvenir misiniz? Oldu. Yani hiçbir dediğiniz tutmadı. Şimdi bu dediklerinize itimat edeceğiz. Sizi tutacağız. Derdimiz ne? Hani insan der ki biraz mahcup olur. Der ki aziz milletimiz Türk milleti bize ümit bağlayan muhalif seçmenlerimiz. Değişim umudumuzu berbat ettik. Ya biraz mahcup olur musunuz lütfen? Ama seçim var. Bir de şöyle. Ama seçim var şimdi, Yavuz ben Bey. Cevaplamayı da çok beğendim. Efendim ilk tur bittiği için ilk tur sıfırdan başlamakmış ikinci tur. Böyle olağanüstü bir şey. Mesela ben Kürşat Bey'i dinledim. Onunki daha etkileyici. İkinci turda dedi %50 şartı yok. Ne şartı var ben bilmiyorum. Yani bu arada ben yani tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını doğru anlamadıklarını düşünüyorum. Yani şöyle bir hissiyatım var benim. Bu kadar avantajlı şartlarda iktidarın muhalefeti değiştirememesi muhalif seçmen de şöyle bir duygu oluşturabilir. Ya biz bu bu kadar derdin gaylenin, bu kadar ekonomik sıkıntının bu kadar problemin arasında bu değişim umudumuzu bu muhalefetle yönetip iktidarı değiştiremiyorsak acaba bu iktidara oy verip muhalefeti mi değiştirsek duygusu oluştu. Yani muhalefeti Gerçekten oy verip, iktidarı mi? değiştiremiyorsak ya iktidara oy vereceğiz ve bu beceriksiz muhalefetten kurtulacağız. Bir dakika bir daha söyleyin. Atam Ta, anlamadım. Bir daha söylüyorum efendim. Memlekette bence bir meteor çarpmadı. İki yıl insanlar evinde oturdular. İki yıl. Efendim iktisadi olarak mesela bu CHP'nin kurmaylarının daha çok kazanma umudunun da çok kolay bir şey olduğunu söyleyenlerin daha çok başvurduğu bir yöntemdir bu Ahmet Bey. O nedir biliyor musunuz efendim? 2018'de bugünle mukayese edildiğinde bütün veriler Enflasyon, faiz, işsizlik, satın alma gücü, Türk parasının değeri, doların, mazotun fiyatı, işte faiz, enflasyon bütün bunlar bugünden bu kayası edildiğinde bunun 4-5 katı bazıları 10 katı durumundaydı. Şimdi diyorlar ki matematik böyle. Efendim %51,5 zor aldı Tayyip Bey. Bunun 10 katı daha şartlar iyiken. Şimdi mümkün değil. Evel Allah 60-40 biter. Böyle deniyor. Evet böyle deniyordu. Şimdi bu da tutmadı. Şimdi böyle diyorsunuz. Böyle dediğiniz ve girdiğiniz seçimde gördüğünüz bu. Şimdi ben şuna bakıyorum. Şimdi siz bütün bunları yapıyorsunuz. Meteor çarpmadı ülkeye bir tek. Bence muhalefetin %75-80 alması içten bile değildir. Doğru bir siyasi kurgu, iyi bir kadro, doğru siyasi değil. Milletin ümidine yürüyen bir siyasi paradigma. Terörün gölgesinde kalmamış bir siyasi hassasiyet. Milli hassasiyetlerimizin asla halaldar edilmeyeceğine dair bir güven. Falan memleketi ayağa kaldıracak ve hesaplaşan değil. Hesap veren, canına okuyacak değil, can katan, yani memleketi bir yarısını bir yarısına hasım eden değil, kardeş edebilen bir siyasi dikotomi memleketi ayağa kaldırabilirdi. Böyle olmak yerine efendim ne yaptınız siz? Milletin değişim umudunu gölgelediniz. İyi partililerin HDP'nin gölgesinde kaldıklarına dair bir duyguyla propaganda gücünün kaybına, İyi Parti Genel Başkanı dahil partinin kurbay heyetinin siyasi vakaranın kaybına, masadaki kırmızı çizgilerini bekleyemeyecek kadar eli kolu bağlanmıştı sebep olan. Sizin de seçmen nezdinde ya bunlar ne münasebetsiz adamlarla düşüp kalkıyorlar. Bu ne laflarına, bu bizim irademiz niçin böyle şeylerle gölgeleniyor hissiyatınız? Ben de şu duyguyu oluşturdu. Ben muhalif seçmenin de aynı kızgınlığı taşıdığını düşünüyorum. Yani değişim umudu şudur. Bu kadar mümbit şartlarda iktidarı muhalefetin oyuyla değiştirmek imkanı değişimin umududur. Şimdi bu kadar güzel şartlar muhalefet açısından varken Değişimin yolu bu kadar kolayken bunu beceremeyen beceriksiz muhalefet iktidarı değiştiremiyorsa bu beceriksiz muhalefetten iktidara destek olarak e, kurtulabiliriz duygusu var. Ha. Yani bunlar şöyle gidecekler. Biz İ şimdi iktidar yüksek oy alacak diyorsunuz. Öyle görünüyor zaten. Görünüyor. Millet kızdı, kızacak. Şimdi şöyle biz bunlara oy verdik iktidarı değiştirsinler diye. Bunlar hem değişmekten hem utanmıyorlar. O zaman biz bunlara oy verelim, bunlar bunlardan kurtulalım duygusu oluştu şu anda. O yüzden ben e, bu beceriksizliğin Türkiye'deki Çokları der ki iktidar bu hale getirdi memleketi. İktidarın da bu kadar gücüne rağmen hatırı sayılır kabahatleri mutlaka vardır. Ama ben inanın bu kadar problemi olan bir ülkede milletin kalbine yürüyüp memleketi toparlayamayan muhalefetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Esas evet. sorunun bu olduğunu Evet esas hem sorun bu hem de mesela çok kullanırlar. Ben de çok takdir ederim bunu. Memlekette sorumluluk makamında olanların, vaatlerini tutturamayanların ya da makamlarına uygun davranmayanların istifa etmesi gibi bir şeyi biliyorsunuz muhalefet olarak çok dillendirdik biz. Avrupa'da da vardır. Çok da namuslu bir müessesedir. Buna da mehas bir sürü örnek gösterilir, anlatılır. Şimdi ben söylediklerinin hiçbirini tutturamayan iktidara yüklenen muhalefetin istifa çığlıkları arasında 5 sene parlamentodaydık. İstifa etmeniz lazım. Peki söylediklerinin hiçbirini tutturamayan muhalefetin ne zaman istifa etmesi lazım efendim? O yüzden bu istifa ve namus müessesesinin bu seçimin hemen akabinde bir iradeyle birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Varsın, gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gündeme gelmesi gerekiyor. Peki bir şey merak ediyorum. Bir ikinci tur bitsin. Evet. Yavuz Bey biraz acele no, ediyorsunuz. Yani siz bitin. satın almışsınız Siyat, ikinci tur. Ben tursun. hissiyatlarını şöyle gördüğüm için söylüyorum. Mahcubiyet yok, doğru okuma yok. Efendim. Ha, bu, bu sonuçları evet. doğru okuyamıyorsa evet. diyorsunuz. Evet, evet, evet. İkinci turda evet. bu böyle evet, evet, gidecek evet. ve bunlar evet. e, yine okuyamayacaklar öyle görüyorum. o anlamda söylüyorum. Bir şey merak ediyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir kurgu yaptı. Ya dedi ki kardeşim benim partimin oyu aşağı yukarı yüzde 25. Ben bunu arttıramıyorum. E, bu iktidarın da gitmesini istiyorum. Değişmesini istiyorum. Benim gibi bu iktidarın değişmesini isteyen bir iyi parti var. Güzel. Biz ikimiz işte genişletilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem ideali arkasında birleşelim. Güzel. Ya AK Parti'den iki isim AK Parti'nin önemli iki ismi var. Onlar da ayrılmışlar birer parti kurmuşlar. Onları da alalım. Onlar da AK Parti'den biraz oy alırlar. İyi Parti milliyetçilerden alır. Ben zaten CHP'yim. Saadet Partisi var o da muhafazakar işte onlardan alır. Ya buraya bir de HDP'yi katalım. Onlarla da bir böyle çok insanların gözüne sokmadan anlaşıp oradan da bir 10, %10 alalım. Böyle matematik olarak topladığınızda masa üstünde şahane gözüküyor. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Siz siyasetin içinde bir isimsiniz. Topluyorum ben de hani 25, 10, 10, <laughs> e, 4. Tam böyle yapıyorlardı işte. <laughs> Abi yani tamam, o zaman mısın? 51, 52, 55 falan oluyor yani. Evet. Tamam bu niye olmadı? Bu niye tutmadı? Masa üstündeki bu toplama işlemi niye yürümedi? Siyaset güvenle yapılır bir şeydir efendim. Aritmetik işlemez ben, mi? Evet işlemez. Şundan dolayı işlemez. Şimdi mesela seçim sonuçlarına bakınca gördüğüm şey e, tam olarak şudur. Bunca yanlışın, sorumluluğun sahibi 20 yıllık iktidardır aslında. Muhalefetin mevzu ettiği ne kadar yanlış varsa. Şimdi millet bu kadar yanlışa rağmen muhalefete gel bunları düzelt demek yerine bu yanlışların öyle ya da böyle sebep olduğu düşündüğü iradeye sen bu yanlışların düzelt diye bir daha oy verdi. Tamam. Yani bu, tamam, bu bu, bu, toplama işlemi niye Bu toplama işlemedi? işlemi şöyledir. Bu böyle üstü üstüne eklenebilecek bir şey değildir. Mesela İyi Parti'nin siyasi olarak cevabını hususiyetle hanımefendinin mesela cevabını vermek zorunda olduğu şey şudur. Soru şudur. Türk milliyetçiliğinin sahadaki propaganda gücü, İyi Parti'nin sahadaki propaganda gücünü örselen şey de budur. Millet vicdanında karşılığının bence hüzne sebep olduğu bu umutsuzluğun da cevabını bence ben hanım bugün değilse yarın ama mutlaka bir gün vermek zorunda kalacak. Bugünkü açıklamasında yok muydu? O şudur efendim. Ben mesela çok haklı bir itirazı vardı ayrılırken. Ben o zaman o ayrılış sürecinde değildim. Ama itirazın merkezinde şu vardı. Masadan kalkarken. Hayır hayır efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılırken. Ayrılırken. Esas konunun merkezi şuydu. Türk milliyetçileri Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkarabilir. Türk milliyetçiliği memleketi yönetebilir. Siz devlet beyi, devlet beyi şöyle e, itham ederek kalkma bu. Siz Türk milliyetçiliğinin yönetme kapasitesini, kabiliyetini, siz Türk milliyetçiliğinin cumhurbaşkanı ve başbakanı olabilme maharetini nasıl olur da yanlışlarını daha önceden bildiğiniz Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye bir daha iktidar avansı olarak teslim edersiniz. Kendiniz yönetmek yerine nasıl olur da milliyetçiliğin alın terini AK Parti'nin iktidar avantajına dönüştürürsünüz diye bir itiraz. Buna şöyle makes bulduğu ülkücü camia, millet kendi vicdanında doğru yönetebiliriz. Yönetebiliriz duygusu İyi Parti doğurdu. Biz devletimizi yönetiyoruz. bugün ne? Bugün... Şimdi bugün... karşı karşıya olduğumuz şey o, sıkışma. Yani ben yani yönetemeyeceğiz. Ben şunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Ben ne düşünüyorsam terör, HDP, efendim CHP'nin seçmen isteksizliğine sebep olan dayatmaları, masadaki müzakere usulsüzlükleri bütün bunlarla ilgili ben ne diyorsam benim dediklerimin hepsini Meral Hanım da diyor. İyi partililerde diyor ama problem şu. Niye oradalar? Diyorsunuz ve yapmıyorsunuz. Benim de dert ettiğim şey şu. Ben partiye değil de daha çok partinin maruz bırakıldığı muameleye, partinin eli kolunu bağlayan bir bir e, baskıya, tasalluta itiraz ettim. Peki bu onu tasalluta esas, itiraz et, isyan et. Esas itirazım benim o işte. Hayır, o. Yani onu, o, nasıl an, an, anlıyorsunuz? Ben bunu şu, şu yüzden bir vebal görüyorum. Türk milliyetçilerini yönetebilir Cumhurbaşkanı ve başbakan çıkarabilir diye evinden 40 yıllık evinden ayırıp iktidara taşımak mesuliyetini organize ediyorsunuz. Gece gündüz yollarda sizinle beraber omuz omuza mücadele ediliyor ve bütün umut memleketi Türk Milliyetçileri yönetsin. Şimdi bu sürecin içerisinde kızgınlığınıza konu olan şey de şu. Siz nasıl Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli'ye siz nasıl olur da bu enerjiyi AK Parti'nin iktidar hevesine kurban edersiniz? Şimdi sizin itham edildiğiniz şey de şu. Siz nasıl olur da Türk milliyetçiliğinin alın terini HDP'nin, PKK'nın ve FETÖ'cülerin sevinç çığlıkları içerisindeki bir propagandada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylık dayatmasına Türk milliyetçilerinin alın terini teslim edersiniz. Yani Ama bu, bu, bu çok korkunç değil bu, mi? Bu ontolojik Devlet Bey'in, bence. Devlet beyin evet. bence bu Devlet Bey'i eleştirdikleri şey pirupak kalır bu korkunç şey. Yani bu şunun karşısında. için söylüyorum. Bu sahada efendim bizim hissiyatımızdan, arkadaşlarımın hepsi benim gibi düşünür. Şu yüzden diyorum birini ayırmıyorum. Hepsi benim gibi hissediyordur. Ama görünen şey şu. Masada kırmızı çizgilerini bekleyemeyen, masanın kırmızı çizgilerinin ihlal edildiği halde güç vereni gibi olan, oy toplayanı gibi olan bunca kırmızı çizgi ihlaline ses soluk çıkaramaz duruma gelen sağdaki sonuçlara da bakınca bu belli oluyor. Çünkü oy kaybı var. Yani üçüncü yol olarak aslında milletin umudu olabilen, olabilme imkanı olan bir parti o üçüncü yoldan kopup iktidar aparatına dönüştürüldü. CHP'nin heveslerinin CHP'nin bu hevesler içerisinde kandilin ya da terörün gölgesinde kaldığı bir denklemin aparatı haline dönüştürüldü. Bu bence e, Türk Milliyetçiliği'nin de iddialarından böyle halas edildiği bir bypass e, süreci yaşadığı anlamına geliyor. O yüzden ben şöyle bakıyorum. Bu siyaset geçmişe dair bu tür tahlillerden ziyade geleceği konuşabilmek imkanına dönmeli. Bence büyük bir iddia ve büyük bir imkan kaybedildi. Şimdi peki şöyle bir baktığımızda CHP'nin oyu... Pardon... İYİ Parti'nin oyu yüzde kaç? 9.96 mı? İYİ Parti 9.7. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde %10. 10.1. Evet. Bunu şeye de koymak lazım. Yani Sinan Oğan'ın aldığı oyu da e, kattığımızda ortaya 25. böyle bir 25'lik falan bir potansiyel çıkıyor. Yani milliyetçi potansiyel. Gerçi benim şöyle bir tezim var. Yani biz AK Parti'yi ne kadar milliyetçilik dışında tutabiliriz? Yani tamam, AK Parti'de çok tamam. milliyetçi bir tamam. söylem tamam. içindeydi. Yani dediğiniz gibi o İHA'lar, SİHA'lar, PKK karşısındaki yani. keskin tutum. yani O da bir milliyetçi. Ya, Türk milliyetçiliğinin şöyle sayılmasını çok doğru bulmuyorum ben. Yani bu topladığımız gibi 10 oradan, 5 oradan, 11 oradan öyle değildir. Aslında Türk milliyetçiliği bir yönetim iradesi, bu büyük enerji şuna dönüşürse milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik böyle parmakla sayılabilen bir şey olduğu zaman aslında mecrandan, muhtevasından kopmuş demektir. Bence milliyetçiliği... Yeni nesil bir enerjinin iktidar iradesinin harcı haline şu getirebilir: etkin bir eğitimin, rekabet edebilir bir üretimin, efendim dünya ile rekabet edebilecek bir e, üretim kapasitesinin, yüksek standartlı bir demokrasinin, efendim dünyada saygınlık uyar, uyandıracak kadar sahip, böyle e, şakır şakır işleyen bir kamu yönetiminin, ne bileyim efendim memlekette ümidini devletine milletine bağlamış herkesin itelenmeden hor görülmeden yaşayabileceği bir hukuk sisteminin böyle güvence Evet yani kalkınma vizyonu olan bilimle efendim çalışmayla üretimle e, aya kimsenin kalkan, itirazı olmaz ki. ki. Evet böyle bir ülkenin yani 100 yılın başında yapılan bu işte yani Türk milliyetçiliği devlet kurmuş. Türk milliyetçiliği devlet kurarken bu gördüğünüz koca ülke, bu 85 milyonluk ülke o fakir fukara milletin içinde özünde bu cevheri gören bir kuruluş iradesini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla birleşen bir kuruluş iradesinin bize hediye ettiğidir. Yani doğru plan yapabilen milliyetçilik, içinde her rengin rahatlıkla yaşayabildiği, Tayyip Bey'in Rize'den kalkıp Cumhurbaşkanı olabildiği, Kemal Bey'in Tunceli'den kalkıp Cumhurbaşkanı adayı olabildiği, bizim her birimizin memleket hizmetine eşit şartlarda koşabildiğimiz, kimsenin bize kavmimizi, ekalliyetimizi, dinimizi, mezhebimizi sormadan vatandaşlık temelinde yaşayabildiğimiz bu ülkeyi milliyetçilik kurdu. Şimdi bu ülkenin 2023 standartlarında bu kadar örselenmesinin önüne geçecek bir yönetim aklının adıdır milliyetçilik. Milliyetçiliği 5 orada var, 10 orada var diye saymaya başladık mı bu milliyetçiliği doğru anlamadık demektir. Ben Türk milliyetçiliğinin yükselen dalgasının bundan sonraki sürecin mihmandarı olmasının bu şarta bağlı olduğunu düşünüyorum. Peki e, bir şey merak ediyorum ben. E, mesela herkes şu sonuçlar ortaya çıktıktan sonra birinci turda, daha doğrusu herkes demeyeyim de... hani bu iktidarın gitmesi gerektiğini savunanlar e, Kemal Kılıçdaroğlu'na taktik vermeye başladılar. İşte ya git Sinan Oğan'la görüş, Muharrem İnce'yi getir, hemen derhal milliyetçi söyleme kay, mülteciler gitsin de, PKK'ya bir laf çak evet. falan diye böyle taktikler veriyorlar. Evet. Siz de görüyorsunuz. Yani. Havada uçuşuyor taktikler sürekli. Görüyorum. Kemal Bey de e, birini alıyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Tabii o da böyle bir Problematik haline dönüştü. Doğru. Şunu sormak istiyorum size. Birinci turda bu sonuç alındıktan sonra Kemal Bey'in ikinci turu alabilmesi için yapabileceği bir şey var mıydı? Bence yok. <laughs> Başka sorum yok tanık tanıksızın. Bence yok. Eğer, Şundan dolayı, dolayı yok. o zaman Elinde bu kadar imkan varken imkanı böyle berbat eden bir siyasi maharetsizlik ikinci turu nasıl alabilsin ki? Hiçbir öngörüsü tutmamış bir siyasi maharetsizlik. Yani sadece ben söylemedim bunları İyi Parti'nin genel başkanı da defalarca söyledi. İyi Parti'nin bütün kurmayları söyledi. Ya bir ara hatırlar mısınız Ahmet Bey? Sayın Kılıçdaroğlu'na aday olmak korosu halinde bir şey vardı. Artık biraz tiyatral hale geldi mevzu. Bu şeylerde programlarda bazı stand-upçı arkadaşlarımız bunu tiyatral hale falan getirdiler. Yani bence muhalefetin hesabını, muhalefet liderlerinin maşeri muhalefet vicdanına hesabını verecekleri şey şudur. Kazanılamayacak bir adayı kazanılamayacak bir stratejiyle birleştirip bizim umudumuzu berbat etmenin hesabını kim verecek? Yani terörün gölgesinde ancak bulaşırsa millet ürkebilirdi, ürktü. Kemal Bey en dezavantajlı adaydı. O dezavantajlı adayla gidilince kaybedilebilir de oldu. Şimdi iki dezavantaj tane... neydi sizin için? Dezavantaj derken? Bence şu. Seçmen isteksizliğini konuştuk. Partilerin propagandaya katılmasını konuştuk. Masa yani diye kuruluyor. Neden Kemal Bey için dezavantajlar var? için dezavantaj. CHP'ye karşı o isteksizliğinin daha önce 7 kere 8 kere 9 kere yenilmişliğin beraberinde getirdiği zihin bariyerleri vardır. Doğru. Yani sizi daha önce 9 kere nakavt etmiş bir e, boks maçına gitseniz mesela 9 kere yenilmiş bir adamın 10. maçına kimse gitmez. Doğru. Gitmez. Yani. Peki, neyi kastettiniz anlıyorsunuz? O isteksizliği, plansızlık yani bunu mesela daha önce defalarca zikrettiğim için tekrarını lüzumsuz görüyorum ama doğru anlaşılsın diye ifade etmeliyim. O isteksizliğini Kemal Bey bile doğru anladı. İstanbul'da kendisi aday oldu, kazanamadı. Ortalama AK Parti ve MHP seçmenlerinin de oy alabilecek portrelerle alınabildiğini gördü. Şimdi belediyelerde gördüğünüz şeyi burada niye yapmadınız? Sonra ben şuna çok kızdım. Ya o Ek Ekmelettin aklınıza gelmeyen adaylık. Muharrem İnce'yi aday gösterirken aklınıza gelmeyen adaylık. Abdullah Gül aday olsun diye bastırırken aklınıza gelmeyen adaylık. Rahatlıkla doğru propaganda doğru değil doğru siyasi enerjiyle yönetilebilse memleketin sükuneti olacak ve çok rahatlıkla memleketin de kazanabileceği bir siyasi yarışa imkan varken siz bu yarışı bu kadar sıkıştırıp niye girdiniz Evet bu bu kadar yarış sıkıştırıp iyi Parti'yi propaganda yapamaz hale getirip kırmızı çizgilerin ihlal edilmesine ses çıkaramaz hale getirip sonra memlekette seçmenin ya başımıza bir bela mı gelecek duygusu yaşayıp tedirgin olmasına sebep olacağı bu işe niye girdiniz siz? Sonra girdiniz, niçin hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz? Size bunlar denmemiş. Ne desin yani ya ne? Denmez, dendi. Şimdi ya bile şimdi... bile lades dendi. Ben bu bile bile lağet denmesinin bedeli var. Onu ödeyecekler. Yavuz Bey şimdi niye sesinizi çıkartmıyorsunuz diyorsunuz? Şimdi sonuçta On, kaç gün kaldı Onur nasıl? seçimi? Kaç gün sonra 8 gün kaldı 8 ya? 8 gün kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Yani 7-8 gün. 8 gün sonra bir hafta oldu. sonra seçime gidecek adam nasıl ne yapsın? O Özel eleştiri mi versin yani? Şimdi şimdi bir şey yapamaz ama şimdi mesela ben yerlerinde olsaydım hiç değilse sebep oldukları umutsuzluğun, tahribatın kabahatleriyle yüzleşebilen bir sorumluluk dili görmek isterdim. Ha, bu, da bu evet. Ondan da emar. Bu olabilir. Ondan da emar yok. Yani, Çünkü çekilecek halleri yok. Ona kadar gidecekler ama Şimdi birinci turda döke saça kazanıyoruz. Asla yani ikinci tura kalmaz. Zinhar böyle bir şeyden tereddüt etmeyin. Hatta ukelalık şu raddeye vardı. bakanlıklarda odaları topluyorlar. Uçaklar tutuldu, kaçıyorlar. Efendim belki de gitmemek için silahlanıyorlar falan gibi. Hezeyanların üzerine bina edilmiş bir kazanma şehveti. Ya bir de mesela yargılanacaksınız falan evet. böyle evet. Bu, parmak sallayarak falan. Bu şehvet, bu, şehvet falan. bu muhalefetin maaşları vicdanının... E, ...kalbinde mahkum oldu bence. Yani, millet, millet bunun hesabını soracaktır. Taraftarlarına da... Yani ...ben hepsi için söylemiyorum. Ben e, son derece... ...muhalefete oy vermiş kaç... ...kocaman bir kitle var. Tabii, Ülkenin tabii. neredeyse yarısı... ...yüzde 44.88 Kemal Bey'e oy vermiş. 25 milyon nerede? 24,5 milyon. 24,5. Burada büyük bir... ...sağduyu sahibi insanlar var. Fakat bunların bir azınlık kesimi... Yani azgın diyebileceğimiz bir azınlığı sokaklarda, sosyal medyada, televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde terör estirdiler Doğru. ya. Böyle bir şımarık değil, Doğru. küstah, Yok. üstten yukarıdan bakarak Yok. yargılanacaksınız, başınıza şu gelecek, bu gelecek. Ya siz bu AK Parti iktidarında yaşamıyor musunuz? Öyle. yani Öyle değil mi yani? Öyle. Var mı öyle bir durum şu anda? Yani bu seçimi germeyle suçladıkları tarafın hilafına muhalefetin umuda, güvene, sükunete yakın olması lazım. Muhalefet taraftarlarının, muhalefette trollük yapanların çok tahrikkar, çok tehditkar, çok cüretkar olduklarını düşünüyorum. Yani burada mesela... Ben o şımarık dilin çok evet, etkili ben olduğunu Mesela ikinci tur için beklenenin hilafına Tayyip Bey'in çok sükunetle balkon konuşması dahil AK Parti kurmaylarında herkes şaşırmıştır. Yani bekledikleri böyle bir sükunet değildi. Herkes şaşırmıştır. Ben bunu daha önce birkaç yere katıldım. Orada zikretmeye çalıştım. Yani Tayyip Bey'in mesuliyetini hep öyle kodluyorum. Diyorum ki yeniden seçilmiş olmak, yeniden seçmek seçmenin tercihidir. Ben yeniden seçiyorum. Ama bize lazım olan şey Tayyip Bey'in yeniden seçilmişliğini daha önce yaptığı her şeyin onaylandığı anlamına gelir bir kabulle, göğüslememesi, yeni seçilmiş gibi davranılması. Yeni seçilmiş bir coşkuyla. Yani Tayyip Bey'e lazım olan şey yeni seçilmiş. Yani sadece ona şöyle dendiğini kabul etmelidir beyefendi. Sen memlekette bunca problemimiz var. Seni bu memleketteki problemlerimizi çözmek için seçtik. Yeniden seçtik. Biz seçtik ama sen kendini şöyle say. Biz seni problemlerimizden kurtulmak için yeni seçtik. Böyle bir duyguyu taşıması lazım. O duygunun beraberinde getirdiği coşku, ihlas, liyakat, sorumluluk duygusu, hesap verme arzusu, yanlış yapandan hesap sorma ciddiyeti falanla birleşmesi lazım. Bunu yapabilirse siyasetçinin Ahmet Bey en büyük gücü oy kaygısından azade olmaktır. Yani bir siyaseti kirleten şey bizim mesela bu ara iktidar muhalefet ilişkilerinde de en çok kızdığım ve eleştirdiğim şey şu. Oy popülizmi. Oy popülizmine düştünüz mü? Milliyetçi oluyorsunuz, ülkücü oluyorsunuz. Siyasi bölücülere şey yapıyorsunuz, müsamaha gösteriyorsunuz. KYK'lılara diyorsunuz ki onlara hürriyet. Selahattin'e diyorsunuz ki onu çıkaracağım. Kavalaya diyorsunuz ki gelir gelmez bırakıyorum falan. Bu bu laflar kim ne veriyorsa ben beş vereyim dönemine giriyorsunuz. Bu siyaseti kirletiyor. Siyasetin siyasetin en güçlü olduğu zaman oy kaygısından azade olduğu zamandır. Ben Sayın Cumhurbaşkanının ikinci turda alabilirse alırsa davetkar davetli olduğu sorumluluğu şu olduğunu düşünüyorum. Artık oy duygusundan azade devlet başkanı vasfınla bütün milletin kalbine yürü. Yani Alan, Kılıçdaroğlu alamaz dediniz şimdi alırsa diyorsunuz. Ben ben kişisel olarak için. şöyle düşünüyorum. Yani e, seçmene hürmetsizlik olmasın tabii diye tabii. söylüyorum. Yani saygısızlık Esretti, olmasın saygısı esprisi yapıyorum. Kendi kanaatim öyle. Çünkü bizim milletimiz şeyi ayırmaz. Davulu tokmağı ayırmaz. Yani hükme, parlamento çoğunluğunu verdiğiniz bir hükümete bir de burada istikrarsızlık sebebi olacak bir şey böyle düşünüyorum ama millete hürmetsizlik olmasın. Nihayetinde Tayyip Bey de o itidal dilini kullandı. Ben baktım balkon konuşmasını gerçekten kıymetli buldum. Hani ikinci tur vurgusu yaptı kazanırsak böyle dedi falan. Onlarda da baktım aynı ihtiyat payı var. E şey Keçmene diyor. De hürmet etmemiz lazım. Gerçi yani yine Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilmesi o kadar oluyor. Sürdürüyor Kav ama o kavgada biraz yumruk sayılmaz e, diyorlar. O şu, muhalefet de onlara diyor. Şu yani. cümlesi e, benim <laughs> hoşuma gidiyor yani bir e, objektif. Yok değil. bu ara böyle latifemize konu bir sürü iş oluyor yani. Hayır şey şu cümlesi güzel. Yani biz kazanınca ne diyor? Hiç kimse Kaybetmiş olmayacak, kaybetmiş Mesuliyetli bir dildir bu. Çok güzel yani Yok, bu dil... Mesuliyetli bir dildir. Ben muhalefette yani... olmasını çok arzu ederim yani. Evet, evet ben de tam onu söyleyeceğim. Bütün siyasetçiler bu dili benimseseler evet. ve ina, ikna etseler ahaliyi, ortada bir huzursuzluk kaybedeni olmayan evet. bir seçim. Çok kıymetlidir yani öyle. Yani. Evet. yani şöyle bakmak lazım. Türkiye'de mesela siyaseten bu yaşadığımız zamanın problemleri olarak gördüklerimizin, Türk milleti için uzun zaman önce problem olmaktan çıkması lazımdı yani siyasetin saygın hale gelmesini sağlayacaksak milletin sandığa umudu kalsın yine millet demokratik yollardan kendinin ve idaresini tercih etsin istiyorsak artık problem çözebilen bir siyasetin hayatı kolaylaştıran bir siyasi iradenin milletin hayatına dokunmasını sonuçlarını daha rahat görebilmesini sağlamamız lazım. Aksi halde millet siyasetten koparsa bence esas büyük fırtına o zaman başımıza gelir. Ben sandığa katılmanın akabinde mesela milletin verdiği mesajlara çok net olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Ben onun okunamadığını düşünüyorum. Ben şöyle gör, gördükleri şeyin, okudukları, okuduklarını iddia ettikleri basın toplantılarının bende oluşturduğu duygu şu. Milletlerin tanımıyorlar. Milletlerin reflekslerini anlamadılar. Kazananı ve kaybedeni bile bilmiyorlar. 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 Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Ben hatta biraz daha ileri gidip şeyi de iyi tahlil edemediklerini yani e, matematiksel istatistiki olarak da Doğru. Yani siz işin siyasi kısmını söylüyorsunuz. Milleti Doğru. ne dediğini anlayamadılar diyorsunuz. O yani o tartışmalı olabilir. O sizin şeyiniz ama ben istatistiksel olarak da bunu yorumlayamadıklarını düşünüyorum. Doğru. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi koskoca siyasetçiler çıkıyorlar diyorlar ki işte oy kullanmaya gitmeyen 8 milyon insan var diyorlar. Evet. Ya kardeşim bak her seçimde var bu olur. Evet. Buradaki Katılım oranı çok yüksek. Normal. Katılım oranı yüksek. Şimdi bunların hepsini getirirsek diyor. Hepsi bir, gibi. Evet hepsi. Şimdi bunların hepsinin onların olmadığı, <laughs> çok eşit bir şekilde dağıldığı, çok barizdir istatistik olarak. Bunu anlatırlar herkes. Anlatıyorlar zaten. Bir de yani geçersiz oy var. Bir milyon. Ya kardeşim nereden biliyorsun bu geçersiz oyların hepsinin sana ait olduğunu yani. Bunları getirirsek diyor topluyor. Yine o toplama işlemi. Doğru. Yani ya bir çık sahaya çık ya bir insanlarla temas kurun ya evet. bu topla topla sosyal medyadan tweet salla topla başka bir şey yaptıkları yok yani evet. şey Aynen. bu olay yani bu. sosyal mecrayının iktidarı belirleyeceğine der bir kabul e, bu nobranların sebebidir. Kesin yani, oraya bakınca yüzde seksen alması lazım evet. Kemal ben Bey. Burada şaşkınlık ya niye başımıza bu geldi? <laughs> <Sahaya çıkıyor. gülüyor> Çünkü Görün... Twitter'dan çıkmıyorsun Tabii yani ki, Olur mu böyle bir şey. milletle yani? gezin? Ben saha performanslarına bakınca da bunu çok rahat görülebileceğini düşünüyorum. Miting meydanlarına baksınlar, gezi programlarına baksınlar, günlük programlara baksınlar. Günlük programlarda e, dokunulan insanlara, vaat edilenlere baksınlar. Yani prestij e, saygınlığı diye bir kavram var. E, bu galiba o işletiliyor. Prestij saygınlığı e, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir e, kurgu. Bugün bir takım problemlerle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bu problemlerin içerisinde bizim de ıskaladığımız yanlışlara sebep, yan, sebep olduğumuz yanlışlar vardır. Ama yine bunları biz toparlayabiliriz. Sükuneti vakar. %100. Bu. Şimdi, Şimdi zaten. Bu. Anla, bakın, anlamadıkları bir nokta şu. Adam diyor ki, kardeşim diyor, deprem olmuş, çadırda yaşıyor. Evet. Hala gidiyor, bu bu iktidara oy veriyor. Evet. Ya kardeşim bak, sen o adamın akılsız olduğunu düşünüyorsun. Tabii. Onu aşağılıyor bir de diyor, cahil. Evet. hiçbir şey bilmez. O kadar rasyonel bir tercih yapıyor ki. Tabii. Neye göre yapıyor tercihini? Şuna göre yapıyor. Seni dinliyor. Adamın evi yıkılmış. Benim Yeni benim bir bu yapar. Diyor. Bu yapar diyor ya. Buna güveniyor. Hayır, Murat Murat Kurum mu Murat Kurum diye bir bakan var. Geliyor. Adam hemen başlamış zaten yapmaya. Şunu yaptım, bunu yaptım, şuraya yapacağım anlatıyor. Onu ikna edici buluyor. Diyor ki yani evi başına yıkılmış bir insan Yeni bir eve kavuşmak Doğru. ister, onu kim evini yeniden yapacağına ikna ederse, evet. onun oyu onu alır. Evet. Rasyonel düşünüyor. Öyle. Sen şimdi şöyle demelisin. Bana niçin güvenmiyor? Bana ben niçin niye güvenmadım? ikna edemedim? Ben niçin ikna edemedim? Benim, Benim desteklediğim parti niye bunu ikna edemedi? Yani şimdi şey için söylüyorum, seçmen açısından Doğru. söylüyorum. Yani deprem bölgesindeki insanların aklıyla tercihleriyle alay edeceğinize, küçümseyeceğinize, kendi partinizin yöneticilerinin onları neden böylesi bir rasyonel tercihe ikna edemedikleriyle mücadele edin. Doğru. Yani siyaset zaten iyi şeyler söylemek değil. Söylediği iyi şeyleri yapabilme kabiliyetiyle Tabii ki. ve ikna edebilmeye bağlıdır. Dünyanın en iyi programlarını sunabilirsiniz. En iyi ekonomi reçetelerini anlatabilirsiniz. Bu reçeteleri milletin siz duyabileceği her yerde avazınız çıktığı kadar bağırabilirsiniz. Millet sizin bunları yapacağınıza inanmıyorsa onları okumanızın, anlatmanızın, dünyanın en saygın adamlar getirmenizin hiçbir anlamı yoktur. Gazete başlık atmış diyor ki emekliye diyor bilmem kaç para verecekti Kemal Kılıçdaroğlu. Demek ki diyor emeklinin paraya ihtiyacı yokmuş diyor. Atmış böyle manşet evet. atmış. Evet. Ya kardeşim emekli dediğin adam senin o parayı ona veremeyeceğini düşünüyor. Yani o yüzden vermiyor oyunu. Öbürünün daha az parayı tıkır tıkır vereceğine ikna olmuş. Yani bu işte, çok doğru söylüyorsun. Siyaset ikna etme sanatıdır. Ben hani o verir, öbürü vermez bilir, bilir. demiyorum. Bilir Ahmet Bey, yani siyasetçi çok görmüştür, bilir. Yani irfanı dedikleri şey şu, şundan ibarettir. Bana şu anda Onunla evine, da dalga geçiyorlar. On, Anadolu irfanı an, deyince daha onlar. fazlasını verebilecek olanı hemen görür. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu mevcut Türk seçmeninin akrabası falan değil. Yani Tabii bir şey değil. Daha önce anapı da iktidara getiren, doğru yolda iktidara getiren aynı millettir. Kim bana daha çok verebilir? Kim beni daha konforlu, huzurlu yaşatabilir? Kim yaşadığım şartlardan beni daha güvenli, daha huzurlu, daha özgür, daha müreffeh, daha refah yaşatabilir? Bakar. Bakar bakmaz anlar. Hiç irfanında şaşkınlık olmamıştır. Hiç şaşırmamıştır. Mukayese eder. En ideali değil. Mevcutlar içerisinde kendisi için en iyi olanı. Efendim daha iyiler olabilir. Daha iyisi gelene kadar mevcut en iyiyi seçmeye çok mahirdir milletimiz. O yüzden Kesinlikle. bu defalarca bu anlamadıkları seçim mağlubiyetlerinin ona 11'e dönmüş seçim mağlubiyetlerinin sebebi şudur. Ya efendim biz işte normalde iktisadi olarak 51 buçu zor aldığı dönemde dolar 4 lira, mazot 4 lira, enflasyon her 9, şey mükemmel. Tabii enflasyon 9, faiz 11-12. Ya bu şartlarda canı çıktı, iktidarın yüzde elli bir alamadı. Ya arkadaş enflasyon patladı, mazot patladı, dolar patladı, umut patladı, adalet patladı, eğitim patladı, demokrasi patladı. Memlekette patlamadık bir şey kalmadı diye seçim propagandası yapıyorsunuz. Seçim oluyor, muhalefet patlıyor. 49 buçuk alıyor. Evet, evet seçim yani. oluyor, muhalefet patlıyor. Yani bir patlamamış muhalefet vardı, onu da Allah razı olsun. Sonra da patlattınız, rahatladık. Yani bizim problemimiz şu, Türk siyasetinde artık bizim böyle yaka paça olup, münakaşa edip, eli belinde bağırıp çağırıp kendisine siyasi pozisyon açacak adamlardan yorulduk. Artık Türk milletini 85 milyon ayağa kaldıracak bir siyasi vakar, bir siyasi ciddiyet lazım. Bir devlet istiyoruz artık. Başımızdaki devleti organize edebilme kapasitesinin bizim hayatımızda siyasi münakaşa olarak yaşanmamasını istiyoruz. Biz normalde bu gördüğünüz koca ülkede 85 milyon huzurlu yaşayacağız. Bunun için bizden istenen seçmen olarak bizden istenen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Her iyi şey söyleyene kulak kesiliyoruz. Her memleketi toparlayacağız umuduna can suyu oluyoruz. Kesinlikle. Ondan sonra geri gelip seçmeni aşağılayan, seçmene parmak sallayan, tercihinden dolayı efendim ileri geri itilip kakılan yine biz oluyoruz. Dolayısıyla bu saygısızlığı milletin defalarca cezalandırdığını düşünüyorum. CHP'nin hissesine düşenden bu sefer ibret alıp doğru dersler çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ya 25 şey. ne demektir Ahmet Bey? 25. Defalarca dedim ki bu sol sağ bölünmesi 65 35 bunu değiştirecek olan şey aslında İyi Parti'nin varlığıydı. İyi Parti siyasetinin yeni soluğuydu. Buraya 40 katır 40 satır arasında sıkışırsa seçmen 3. yol İyi Parti'de olmadı, başarılamadı. Peki. Yavuz Bey, mesela Meral Hanım aslında bunun başarılamayacağını gördü. Evet. Ve son derece riskli artık adayın tam belirlenme aşamasında son derece kendi açısından riskli bir hareket yaptı. Yani Yok. beni de çok şaşırttı. Hiç beklemiyordu kimse. Herkes şok oldu. Masadan kalktı. Bunu gördü çünkü. Böyle olacağını, böyle gelişeceğini. Niye oturdu tekrar sizce? Ben bu sorunun cevabını bilemiyorum yani. ben Ya şu mu oldu mesela? Kalktığında partisinin oylarının daha fazla eriyeceğini mi düşündü? Mesela bu mu? Psikolojik olarak böyle şeyler yaşanmıştır. Psikolojik baskı da olmuştur. istifalarda da olmuştur. Ama ben güçlü, kural dışı baskı olmuş mu Ben şöyle bakıyorum. Güçlü liderlik böyle zamanlarda inisiyatif e, alabilmeli, kendisini ve yol arkadaşlarını yönlendirebilmeli. E, biz mesela e, siyaseten tereddütte oluyorsak o tereddütü giderebilmeli falan eşiklerden. Çünkü daha önce çok kriz gördü, yönetti. Bu da mühim bir krizdi. Siyasi kabulleri, siyasi olarak Türkiye'deki iktidar aksının seçmen davranışlarının seçmen geçişkenliklerinin hepsini çok iyi bilir. Tahlil etti, defalarca bunlar konuştuk. Ben şu rahatlıkla, çok rahatlıkla ifade edebilirim ki ne diyorsam onları diyen, hatta daha fazlasını da diyebilen, bilebilen bir siyasi geleneğin ve iradenin aslında sahibidir. Ama bu son süreçteki efendim sonuçları muhalefetin ilkesizliğine, sonuçları seçimin kaybına, sonuçları İyi Parti'nin oy kaybına, sonuçları İyi Parti'nin değer savrulmasına, sonuçları İyi Parti'nin Siyah, adaylık süreçlere dahil e, vaat ettiği ve kuruluş umdelerinden uzaklaşmasına sebep olan bu savrulma sizin milletinize bir şekilde izah etmek zorunda olduğunuz bir şeydir. Sebebiyle hiç ilgilenmiyorum. Sonuçlarla ilgileniyorum. Peki o zaman masadan kalkıp oturmasının da İyi Parti üç, yani üçüncü yol diye tarif ettiğimiz yerde 20'ye 25'e 20 yürüme potansiyeli olan bir e, şey söyleyeceğim. Kalktı diyelim yani siz siyaset okuması yapıyorsunuz. Masadan kalktı. Bütün o kendisine yapılan baskılara göğüs gerdi. Evet. Ne olurdu? Bence bugün seçimi başka türlü konuşur olurduk. İyi Parti siyasi olarak denklemin ortasına otururdu. İkinci tura kalabilen bile olurdu. Şu gün siyasetin değişimin bu ne terörün gölgesinde ne HDP'nin çığlıklarına ne FETÖ'cülerin naralarına karışmadan Türk milletinin kalbine yürüyen ve üçüncü yolla nefes aldırabilen bir siyasi iradenin etek yemeye bürmüş hali olurduk. O zaman oturmasını yanlış buluyorsunuz. Evet. Tekrar. Yani Tekrar yatırmasını. Oturunca İyi Parti'nin şimdi sonuçlarda da görülmüştür. İyi Parti 13-15-17 bandına kadar ilerlemiş oy anketlerde bu aralara görmüş bir parti. Şimdi oy haddi ve çıkardığı milletvekili 2018 seçimleriyle aynı. Şimdi bu kadar memlekette iktisadi, sosyal, siyasal, akademik Adli veriler bu kadar bozulmuşken, memleketin bu kadar ağır yükleri varken, deprem oldu, pandemi oldu. Bunca yükün arasında milletin umudu olmak iktidardan daha kolaydır muhalefet için. Olamıyor ve oy artıramıyorsanız, olamıyor ve milletvekili artıramıyorsanız, olamıyor ve iktidar alamıyorsanız. O zaman size sorulacak gerçek soru şudur. Siz tam olarak ne olunca memleketi alabilirsiniz? Yani bu kadar mümbit şartlarda muhalefet açısından iktidar değişikliğine imkanınız varken bunu başaramıyorsanız sizin... İktidarı almanız neye bağlıdır? Yani ben şimdi CHP için bazen Latife ile söylüyorum. Diyorum ki ya CHP şöyle durmaya başladı. Acaba bazen tek başına seçime girse, hiçbir partiyi seçime sokmasak, sadece CHP girse kaç alır falan diye düşünce ya 25 diyenler var. Ya yine girse, tek başına girse, hiçbir parti girmese yine 25 alacak diyenler var. Ya o kadar çok siyasi mağlubiyet yaşadılar ki ya Tayyip Bey'in bunlara belki millete Yapacağı hani herkesin cumhurbaşkanı olabilmeyi başarabilirse, milletin yeniden teveccühünü, güvenini kazanabilirse, hani muhalefete yapacağı bir iyilik şu olabilir mi acaba? Bizi bu şartlarda memleket yönetimini alamayan muhalefetten kurtarsın mesela. Milletin cumhurbaşkanı olmanın ilk adımı. Muhalefet için bir iyilik yani mümkünse. Şundan dolayı söylüyorum. Artık ya, taktik vermeyin. O nedir bu? <laughs> Şunun için söylüyorum. Bu şartlarda niçin siyasi münakaşa yapıyoruz? Yani sen Cumhurbaşkanı mesela bu seçimi bu şartlarda alırsa, bu dezavantajlı şartlarda da iktidar elinde kalır. Muhalefet yine mağlup olursa. Önümüzdeki seçim şöyle diyecek herhalde. Ya becerip memleketi benden alamayacaksınız. Ben önümüzdeki seçim Millet İttifakı'nın aday olayım. Alayım size vereyim memleketi. Siz peki iyi Parti'den ya iyi ki bu ilkeleri ifade ederek ayrılmışım mı diyorsunuz bugün? Böyle bir rahat, gönül gönül rahatlığı içinde misiniz? Evet efendim. Şöyle ben hani arkadaşlarımı ilzam etmek, itham etmek istemem. Ama ben şunu tercih ettim Ahmet Bey. Sizin de programlarınıza katılmıştım. Ben sözleriyle kendini bağlamış bir insanım. Şahsiyetimden başka da siyaset azığım yoktur. Bu sözleri parti adına yetkili olduğum kurullarda da kendi şahsiyetim adına da söylediğim için sözlerimin hilafına davranmadım. Arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Ben şöyle yapmak zorunda kaldım. Ben bu memleketin siyaseten sıkıştığını gördüğüm bu seçimde alnıma ...çocuklarımızın katilleriyle beraber aynı safta, aynı çığlıklarla Cumhurbaşkanı değiştirmeye çalışıyorlardı gibi bir lekenin sürülmesine razı olmadım. Ben kendi nefsim adına, kendi çocuklarıma, kendi evlatlarıma, şehit oldum, olmuş arkadaşlarıma... ...Güneydoğu'da çarpışırken çarpışma seslerini duyarak şehit olduklarına inandığım arkadaşlarıma... ...ahirette yüzlerine bakamam, bir iş etmeme kararı aldım ve bundan çok memnunum. arkadaşlarımı ilzam etmiyorum. Onlar da benimle aynı şeyi düşünüyorlardır ama... Benim gibi diyemediler, yapamadılar. Benim gibi hissediyorlardır. Hiç kimseyi ayırmıyorum ama Peki. ben şöyle diyorum. Allah'a hamd. Bugün de aynı şeyi yaparım. Coşkuyla yaptım, inanarak yaptım. Partiye yarasın. AK Parti'ye yarıyor. AK Parti'ye yaradığını düşündüğün şeyler yapıyorsun falan gibi ithamlar duyuyorum. Herkes bilsin, aziz milletim de bilsin. Ben AK Partili değilim. AK Parti'ye yarıyor diye konuşuyor değilim. Konuştuklarım Recep Tayyip Erdoğan'a yarasın diye konuşuyor değilim. Ama ben yarıyor. Devletime, milletime, devletime, milletime Aidiyetime, mensubiyetime, inancıma yakışanı yapıyorum. Ama yarıyor. Bakın şöyle, yaramasından da muzdarip değilim. Bakın, bilinsin, yani arada bir ince hat var. Bu gerekçeyle konuşmuyorum. Ben kime yarar getirir, kime evet. yarar getirmez Bu, bakmam. Evet, doğru bilgimi söylerim. Şöyle efendim ifade edeyim. Siyasetem, iradem şöyle benim. Allah'a mezar'a kadar teslim edeceğim, ruhumu teslim edeceğim zamana kadar. Kalbimi milletime böyle çiviledim. Ben kime yarıyordan önce milletime yarıyor hattında siyaset yapacağım. Memleketime yarıyorsa, devletime yarıyorsa, milletin beraberliğine, birliğine yarıyorsa, yarınlarımıza yarıyorsa kime yaradığıyla ilgili asla olmayacağım. Şimdi şöyle davrandım. Efendim bir vicdan e, vicdan koordinatında bir rüzgar esin Anadolu'nun her tarafına değsin istedim. Bu rüzgar pusulası bu hassasiyetlerde olana yarıyorsa o pusulanın doğru yerde olduğunu alamettim. O yüzden siz... yarasın. Siz istifanızla, o süreçte verdiğiniz mesajlarla e, partinizin oylarının düşmesinde etkili olmuş olabilir misiniz? Ya da bu, bu sonucun takdiri, çıkmasında... Yani bu milletin takdiri, ben zannediyorum ki bu hatırlatmaların millet vicdanında bir karşılığı vardır. Çünkü İYİ Parti'nin ivmesi de, hassasiyetleri de, kırmızı çizgileri de... ...üçüncü yol duygusuyla milletin teveccühüne masal olduğu bir yerdeydi. Bu hassasiyetlerimi paylaştıktan sonraki sürecin böyle olması... Millet vicdanında, İyi Parti vicdanında, Mâkes İyi Parti'nin tabanında Mâkes bulduğunu gösteriyor efendim bu. Peki. Görünüyor. Ne yapacaksınız şimdi? Kariyer planı yani parti mi kuracaksınız? Ya, siyaset ya, ne benim ne Şöyle şey Ahmet Bey. Bunu daha önce de konuştum. Şimdi de ifade edeyim vesilenizle. Ben siyaseti bir kendim için bir kariyer planı düşünmem. Siyaset benim inanarak yaptığım bir iş. Bunun mezar hazırlığı gibi benim sahip olduğum imkanlara sahip olmayan insanlara borcum gibi. Bize bu emaneti, bu cennet vatanı bırakanlara bizden sonra da sağ salim teslim etme mesuliyeti gibi düşündüğüm bir siyasi sorumluluk alanıdır. Bu alanda yutkunmadan, korkmadan Türk milletinin güçlü yarınlarına yürümeye devam edeceğim. Görünen şudur, Sayın Cumhurbaşkanı zorlu, netameli bir 20-21 yıllık siyasi süreç. Hatalar, yanlışlar, denemeler, bir sürü şey olmuştur. Tenkit ettiğim, halen tenkit ettiğim, halen yanlış bulduğum pek çok şey var iktidarda, muhalefette doğru olunca yanında durduğumuz pek çok şey var. Siyaseti şu hatta yığdım devamlı. Milletin güçlü yarınlarını inşa edeceğiz. Biz milletin vekilleriyiz. Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim varlığımız millete can şenliği olacak. Varlığımız, irademiz ve planlarımız, programlarımız. irademizin sonucunda kurduklarımız, yaptıklarımız Türk milletinin duasına diyecek. Türk milletinin iyi ki varlar, iyi ki kurdular, iyi ki buldular, iyi ki yaptılar, iyi ki denediler, iyi ki mücadele ettiler dedikleri temenni alanında biz milletin inşirahına, huzuruna, sükunetine değebilmeliyiz. Bu hassasiyetle bu yaşıma geldim. Allah nusret ederse bu hassasiyetimle canım, tenim dolduğu müddetçe bu hassasiyetimle yürümeye devam edeceğim. Siyaseten bu seçimin sonuçlarının neye tekabül ettiğini bilmiyorum. Yani galibi biliyorum, öyle inanıyorum. AK Parti'nin ara alacağına inanıyorum, Cumhur İttifakı'nın çıkar alacağına inanıyorum. Ama Erdoğan'ın evet, ikinci Erdoğan, tur için Erdoğan'ın yani Cumhur İttifakı zaten şeyi kazandı çoğunluğu. yani kazandı. ikinci tur evet, için ikinci konuşuyorsunuz. Tayyip Bey'in alacağını düşünüyorum. Yani millet karar verecek, hürmetsizlik de etmeyeyim. Ee, Ondan sonraki süreçte bu sonuçların siyasetteki neticelerini görmeliyiz. Yani muhalefet bu sonuçlardan hangi sorumluluk duygusuyla ne yapacak, istifam edecek, hiçbir şey olmamış mı gibi mi davranacak. Efendim bu sonuçlarda sorumluluk olduğunu düşünen e, muhalefet partinin yöneticilerine tabanları ne diyecek mesela? Buna bakmalıyız. Ondan sonra ben herkes için bu yaş haddinde, sayın Meral Akşener'le, İlk beraber e, siyaset konuştuğumuz zamanlarda da onun söylediği çok kıymetli bir şey vardı. O hakkını teslim etmeliyim, hürmetsizlik olmasın. Siyaset bir yaş e, haddinde yapılıyor. Ben dedi size devletinizin hizmetini görebilirsiniz diye bir 20 yıllık koşu parkuru verebilirim. Şimdi Tayyip Bey de aslında Süleyman Demirel'lerin kuşağıyla aralarında bir 20 yaş vardı. 20-25 yıldır memleket hizmeti veriyorlar. Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in, efendim ömürleri güzel olsun hepsinin, Kemal Bey'in, hanımefendinin son seçimleri gibi duruyor. Dolayısıyla Allah sağlık sıhhat versin, Hiç afiyet dileriz hepsine. Ama e, sürecin bundan sonraki döneminde yeni siyasi kulvarlar, yeni siyasi sorumluluklar, yeni siyasi alanlar olacak. Bu alanlarda milletimizin hassasiyet koordinatlarından, bir milim sapmadan memleket millet hizmeti görmeye canımız tenimizde olduğu müddetçe devam edeceğiz. Yani Ben Sor, şunu, şunu, anlıyorum, göreceğiz ama. şunu anlıyorum söylediklerinizden, Yani böyle bir e, çok esaslı, köşeli bir karardan ziyade, Biraz sanayım şu seçim ikinci turda atlatılsın, bir sonuçlarına bir bakalım. Ona göre bir yol çizeceğim yani, diyorsunuz. Yani siyaset şöyle, adındaydı. her zaman fırsatı, her zaman sorumluluğu, her zaman yapılması gereken bir takım e, problemleri sizin önünüze yığar. Sizin bunlardaki tercihleriniz, zamanlamanız, istişareleriniz, kadrolarınız, vizyonunuz sizi millet vicdanında memleket hizmetiyle buluşturabilir. Sonuçları görmemiz lazım. O sonuçlardan sonra milletin kalbine sorumluluklarımızla yürümeye devam edeceğiz. 14 Mayıs gecesi yaşananlara ne diyorsunuz? Yani seçim gecesi. Böyle hani, bir tuhaf hani seçim işte hile yapıldı. Yok çok, şöyle çok bir. Çok lüzumsuz gördüm onu. Şöyle lüzumsuz gördüm. Biliyorsunuz ki bu seçmen e, muhalefet seçmenin şöyle bir motivasyonu vardı. Her seçimde oluyor bu. Muhalefet hep şöyle suçluyor iktidarı. Oylarımız çalındı. Belki diyebilirim ki ilk defa bu seçimde ne hadise ne vukuat ne çuvalların üstünde yatmak zorunluluğu ne tartışma ne tutanaklar yani o, hatta o. muhatapları bile deyiverdi ki bu tutanaklarla ilgili şaibe iddialarınızı gördük doğrudur ama bunlar sonuca etki etmez. Etki etmez yani lüzumsuz tartışmayı uzatmanıza gerek yok denmiş olmasına rağmen kendi maharetsizliğini kapatmak için YSK zan altında bırakmak. Bir de orada mesela hassasiyet gösterip hak teslim edelim. Sizin vesilenizle yo devlet memurlarıdır bu sandıkların başında kendi devletinizin memurlarını töhmet altında bırakacak ne saygısızlık ya. İnsanlar normalde kendilerine reisen görevler atanıyor. Onlar sandık görevlileri. Namuslarına emanet edilmiş. Namuslarına edilir. emanet edilmiş. Kendi milletinizin memurlarına namuslarına halal halel gelecek şekilde bir takım ithamlar, münasebetsiz ithamlar. Ya bu o kadar bayağı bir hal almaya başladı ki. Ya şimdi neredeyse utanmasam diyeceğim ki efendim peşin peşin YSK'nın önüne gidin de tutanaklarla falan itirazınızı dillendirecek adamlar orada beklemeye başlasınlar. Yani ya bence çünkü orada klasik olarak demeye başlıyoruz. Hazırlanıyorsunuz ki siz yine çaldılar ya. Bence orada şöyle bir problem de var. Yani şimdi parti yetkililerinin de işine geliyor o. Yani hile var, mile var filan o söylemlere kazanıyoruz, mazanıyoruz. Ben ikinci turu o yüzden de çok önemsedim Ahmet Bey. Mesela 49,5 almış. kudret. Hayır, onu söyleyerek diyorum tartışmanın güzel... kendilerine gelmesini <laughs> engellemiş oldular. Yani mesela 49,5'u ee, çalabilme imkanı var mıdır bu kadar güçte, kudrette bir adamın? İkinci tur o yüzden dünyaya verilecek çok müstesna bir cevaptır. Hayır, 45, yani bir de şey diyorlar 49,5'u çalan bir yarım puan daha çalan Onu diyorum <laughs> onu. Yani normalde bu itamın konusu olan irade 49,5'u 50 yapabilir normalde. Tabii ki. 50 yapamamış olması dünyaya da verilmiş çok müstesna bir cevaptır. Yani bizde bir seçim vardır. Sizin hezeyanlarınıza rağmen Türkiye'de seçim yoktur, hile vardır. Yok zaten. Falan. Yani birisi yazmış Abi tabi. New York Times'tan ben çok gördüm. kıymetli buldum bunu. Şey diyor ya hiçbir diktatörlükte ikinci tur falan olmaz. Tabii, bu, bunu ilk iş defa tecrübe ediyoruz ve ben bu mesela 49 buçu mesela 51 geçerek kazanmış olmalarını istemezdim yani. Çünkü bu ikinci tur hem seçmenin sandığa tekrar, hem demokrasinin şüpheden azade bir sonucu, hem de dünyaya bizim memleketimiz 200 yıldır sandık görüyor. Sizin öyle vehimlerinizle hezeyanlarınıza kurban gidecek bir ülke değildir. Mesajını vermek için ikinci tur çok kıymetlidir. O yüzden ikinci turun Türk demokrasisine çok büyük bir can suyu olacağına inanıyorum. Yani bu da bir merhaledir. Millet dünyaya diyecektir ki bizim ülke sizin kirleteceğiniz, hezeyanlarınızla kirleteceğiniz bir ülke değildir. Biz siyaseten yönetim şeklimiz zaman zaman değişebilir. Keyfilik zaman zaman yönetimimize hakim olabilir. Ama biz sandık bizde olduğu müddetçe hiçbir zaman memleketin yönetimini millet iradesinin dışında hiç kimseye vermeyeceğiz demiş olacaklar. Peki siz kime oy vermeyeceğinizi açıklamış mıydınız? Evet efendim ben Kemal Bey'e oy vermeyeceğim açıkladım. Demiş miydiniz böyle? De dedim efendim. Ben yani ama böylece oy kime oy vereceğinizi de açıklamış e oluyorsunuz. Yozgat, siz Yozgat'tasınız. <laughs> lafın tamı derler ki affedersiniz. Lafın tamı deliye söylenir. Siz çok akıllı bir insansınız. <laughs> efendim ben lafı yarım söyledim. Tamını milletimiz bilir. Çünkü ben nihayetinde hangi hassasiyet merkezinde hani seçmene de hürmetsizlik olmasını isterim. Ben şu 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 hassasiyetlerle oy vermeyeceğim dedim. Şunları şunları görüyorum oy vermeyeceğim dedim. Dolayısıyla... Ee, ötesi benim şahsiz de oy vermeyin kampanyasına Yok, dahil evet, onu, etmedim kendimi. Ya yapmadınız. Parti de bak partimde Partinize karşı da çok şefkatle davrandınız. Partiden de hürmetsizlik etmedim. Arkadaşlarıma kendimi yük etmeyeyim diye ayrıldım. Ee, o süreç içerisinde benim gibi davranamayacağını, ellerinin kollarının bağlı olduğunu, bağlanmış gibi davranmak zorunda kaldıklarını. Bir siyasal baskı deyin buna. Çünkü bazen herkesin şöyle... kendi kişisel sebepleri vardır ya. Evet, evet, şöyle şahsi olarak şöyle dendi. İşte masadan kalkan cezalandırılır falan. Bazen masadaki de cezalandırılır. Böyledir bu iş. Yani şöyle bir e, sosyal araştı siyasal araştırma şirketlerine şöyle bir baskısı oldu. O süreçte ben onu çok fark ettim. Efendim seçmenin umudu o kadar galiptir ki bu masadan kalkanı cezalandırır. Şimdi seçmen görmüştür ki masada oturan da cezalandırıyor Bazen masanın muhtevası oturanı kalkanı falan iyi izler. Dolayısıyla siz masayı değil umudu yöneteceksiniz. Siz yani, o zaman yani masadan kalk kalkmanın e, umut olduğunu düşünüyorsunuz. Bazen masaya oturmak umuttur. Bazen masayı doğru zamanda kalkıp yönetmek umuttur. Bazen masayı kırmak umuttur. Bazen, bazen masayı oturanların kafasına geçirmek Bazen yiğitlik meydandan Tabii, kaçmaktır. Tabidir. Bazen mesela ben şöyle bakıyorum. Niyetinde bazen diyorlar ki... Bunu not yani, al işte, Onur. Kandil... E, latifesini yapıyorlar işte kandili basacağız. Şimdi bu ara milliyetçilik tırapları çok arttı. Efendim kandili basarız. Ya diyorum kandilde kimse kalmadı. Kandildekilerin hepsi PKK üzerinden şeyin üzerinden Suriye'ye geçtiler. PYD'ye dahil oldular. Amerika Birleşik Devletleri orada onlara bir devlet vaat ediyor. Kandil'de kimse kalmadı. Geçen Suriye'ye geçti bir devlet kuruluşu için gün saymaya çalışıyorlar cüretkarlıklarıyla. Amerika'da onların ortaklığını yapıyor bu arada bizim hukukumuzu çiğneyerek bir kısmım kalanlar da masada kandili basmak yerine masayı basmak bazen daha tercih edilebilir bir şey olabilir bazıları için. Yani masadakilerin uyarısız dersiniz ki dikkatli olun, terbiyeli konuşun. Efendim masada yok. Masada zaten yok. Ben şöyle bir şey masada diyorsunuz Bakın ama şöyle diyorsunuz. yani masanın masanın siyasi sürecinin, propaganda sürecinin içinde arkadaşlarım şöyle diyorlar, alınganlık ediyorlar. Diyorlar ki bizim olduğumuz yerde terörist olur mu? Zinhar olmaz diyorum. Sizin olduğunuz yerde siz teröristlerin olduğu yerde olmazsınız. Yani biz teröristlerin olduğu yerde olur muyuz? Sağlam, sağlama şu. Bütün arkadaşlarım el hak öyledir. Teröristlerin olduğu yerde biz olur muyuz? İkna etmek için. Doğrudur olmaz. Ama siz nasıl bir yerde duruyorsanız teröristler sizin olduğunuz yerde duruyor. Yani siz teröristlerin olduğu yerde durmazsınız el hak. Ben de şahidim. Ama siz nasıl bir yerde duruyorsanız bütün teröristler sizin durduğunuz yerde duruyorlar. Dönüp bakacaksınız. Cumhurbaşkanlığı mevzisine ateş ettiğimizi düşünün. Yani siyasi ateş ediyoruz. Ya sizin Cumhurbaşkanlığı mevzisini ele geçirmek için siyasi ateşlerinizin arasında dönüp bakıyorsunuz ki yanımızdan FETÖ'cüler ateş ediyor, öbür tarafımızdan PKK'lar ateş ediyor. Demez misiniz ki Ahmet Bey? Hayırdır? Siz kimsiniz be? Siz bu Türk Devleti'nin Eşrefli makamlarına niye ateş edip duruyorsunuz demeniz gerekmiyor mu? Gerekir tabii canım. Gerekiyor. Dolayısıyla sen çekil ben ben, ben mücadele evet, veririm. Ben sen kendi kim adamlarımı diyorsun? kendim döverim diyeceksiniz. Tabii. Yani hak hakikatesi budur. E arkadaşlarımız çok haklı bir e, şey kullanıyorlar diyalektik. Ben de zaman zaman başvururum. Bizim olduğumuz yerde olmaz. Doğrudur. Şimdiye kadar da öyle geldik. Ama İyi Parti'deki bütün arkadaşlarım benim hassasiyetlerime konudurlar. Hep de şöyle diyorlar ve haklıdırlar. Biz terörden olduğu yerde asla olmayız. Ben de onlara diyorum ki siz asla olmazsınız ama nasıl bir şey yaptıysa size bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi dayatma, teröristler sizin olduğunuz yerde durmaya başladı. O yüzden bu aradaki farkı millete izah edemediğiniz için oy kaybına, itibar kaybına, sözünüzün kuvvetinin kaybına maruz kaldınız. Bu gördüğünüz, karşılaştığınız bu manzara odur. Hanımefendi birinci parti çıkabilme iddiasını taşıyordu. Gerçekleştirilebilir bir iddiaydı bu. Başarılamadı. Başbakanlık gerçekleştirilebilir bir iddiaydı. İyi bir tramplendi, başarılamadı. Cumhurbaşkanlığı biz belirleriz. Gerçekleştirilebilir bir imkandı. Başarılamadı. Efendim Kemal Bey'in kaybedecek aday olduğuna dair, kazanamayacak aday olduğuna dair hassasiyetlerimizin merkezine kazanacak adayları da teklif ettik. O da başarılamadı. Birinci parti çıkılamadı. ilk turda bitirilemedi. Başbakan olunamadı. Efendim Türkiye'de siyasi denklem değiştirilemedi. Parlamenter sisteme geçilemedi. Bütün bu vaatlerin arasına sıkışan şey bir de mesela onun bir e, arkadaşlarımdan bir sitem olarak duyuyorum Ahmet Bey. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı için Derler ki e, onun hasımları bile der böyle bir şeyi. Yani siyaseten Tayyip Bey'in hasımları bile der. Yaptıklarını çok ağır dillerle eleştiren pek çok hasmını ben Tayyip Bey için şöyle konuşurken duydum. Ya öyledir, böyledir. Yaptıkları her şeye de kızıyorum ediyorum ama ya çok vefalıdır siyaseten. Çok affedersiniz. Yol yürüdüğü dava arkadaşlarını değil, kedisini, köpeğini bile satmaz. Onu takdim ederken hasımları bile böyle diyor. Dolayısıyla siyasette vefa çok kıymetli bir şeydir. Ben mesela bakıyorum siyasette kuruluş umdeleri üzerinden emek etmiş, tabanda çalışmış arkadaşlarımın inkisarlarını duyuyorum bu ara. Vefasızlık çok fazla, mı var? Evet, çok fazla duyuyorum. Yani efendim siz dersiniz bunu tercih edersiniz, etmezsiniz ayrı bir şey. Sizinle göğüs göğüse en netameli zamanlarınızda beraber olmuş arkadaşlarınızdan ben zannediyorum 26 20 tane mebus arkadaşımız listelere girmedi, giremedi. Yani onlara girmeyin de denilemedi. Girmediler. Bunu şunun için söylüyorum. Teşkilatlardaki inkisarı e, fark ediyorum. Bir de tercihlerde Teşkilatların böyle gardını düşürecek, ya sahiplenilemeyecek, çalışlamayacak pek çok adayın tercih edilmişliği teşkilatların da şey sebep oldu. Ya ümit kırgınlığına, genel merkeze sadakatine, genel merkezin memleketi maharetle yöneteceğine dair bir kabulün önüne geçti. O yüzden ya, orada Yavuz da Bey. bir vefa ve vefa arar, vefa liyakat dengesinin kaçırıldığını düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ha Ben zaten hani ben böyle bir şey gördüğüm için söylemiyorum. Ben istifa ettim zaten. Zaten sizinle evet. ilgisi zaten kalmadı. Bunun dışındayım ben. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Biz e, bu programın saatini biraz değiştirdik. İlan ettiğimiz saatten farklı bir saate almıştık malum. E, siz de biliyorsunuz. Sizin de onayınızla. Evet. E, şimdi programın başından beri aslında çok güzel analizler yaptınız kendi bakış açınızla bir anlatınız var yani bir vermek istediğiniz ana bir mesaj var Ben onu özetlemeyeyim. sonuna da geldik programın şimdi televizyonu yeni açanlar açısından hani ya bize 20-30 demişlerdi diyerek açanlar açısından o temel anlatıyı ya yani bu programa çıkıp vermek istediğiniz ana mesajı isterseniz birkaç cümleyle özetleyin ve onunla bitirelim olur hay hay. Buyurun. Siyaseti... Yani seçim sonuçları ile ilgili genel değerlendirme. şu ben muhalefetin maşere vicdanda milletin değişim umudunu yönetemeyecek. Siyasi olarak istişare süreci dahil, adaylık süreci dahil, adaylık sürecine dahil edilen siyasi aktörler dahil. Bu siyasi aktörlere sağlanan siyasi imkanlar dahil doğru yönetilemediğini düşünüyorum. Hassasiyetlerin, kırmızı çizgilerin üçüncü yol umutlarının heder edildiğini düşünüyorum. Bu hassasiyetlerimize konu olan değişim umudunun Doğru yönetilip doğru propaganda, doğru ilkeler ve siyasetin yarını inşa edebilme kabiliyetini milletin kalbine taşıyamayıp e, siyasi şehveti olan, iktidar arzusu olan uluslararası organizasyonların da tertiplerine maş olacak bir takım münasebetsiz organizasyonlara kurban edildiğini düşünüyorum. Bu kadar büyük bir umudun heder edilmişliğinin millet vicdanında cezalandırılacağına inanıyorum. Bu arada efendim siyasi bölücülüğün cüretkarlığına sebep olan kabullerin hilafına Türk milliyetçilerinin son raddede Seçimi belirleyen taraf olmasını çok kıymetli buluyorum. Efendim bu Türk milliyetçiliğinin de parmak hesabına değil, oya değil, reye değil, Türk milletini yeniden ayağa kaldırma enerjisini yönetebilme maharetine dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim bu 3. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan'ın almış olduğu 5.17 oyun çok şuurlu bir oy olduğunu düşünüyorum. İktidara bu kadar gücün varken memleketi niye toparlamadın kızgınlığının? Bu kızgınlığa rağmen muhalefete dönüp bakınca da bu kadar mevzu mes mevzu ve mev mesele varken bunları toparlama imkanı dururken siz nasıl bizim irademizi devlet millet düşmanlarıyla kirletirsiniz? Kızgınlığının böyle bir oy e oya sebep olduğunu, süreç içerisinde Türk milliyetçiliğinin de böyle arkasına Bozkurt kitabı koyarak, atsızın Bozkurtlarını koyarak yahut milliyetçi tiratlar yaparak kazanılamayacağını Türk milletinin, Türk devletini, Türk vatanını anayasasıyla 85 milyonun eşit olacağı bir vatandaşlık temeli üzerinde bir ve beraber yapacak bir güvenlik duygusunu, bir esenlik ve kalkınma arzusunu yönetebilme kabiliyetini gösteremediklerini düşünüyorum. Muhalefetin, memleketin şu anda en büyük problemi olduğunu düşünüyorum. Memleketin bugünkü yaşadığımız pek çok sorunu maharetsizliğiyle besleyen taraf olduğunu düşünüyorum. İktidarın da bu muhalefet muhtevasızlığının rağmına aldığı oyun yaptığı, yapma, kendisinden yapması için beklenen doğruları yapmak yerine yaptığı yanlışların ödülü olarak görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkesin Cumhurbaşkanı eğer üç, ikinci turda alırsa olabileceği, oy derdinden azade milletin doğasını kazanabileceği, liyakat ve ehliyet dengesini kurabileceği, hazinesini doldurmuş, eğitimini ayağa kalkmış, adaletine herkesin itimat edeceği bir müesses nizamı yeniden ayağa kaldırmak fırsatının millet tarafından kendisine son kez verileceğine inanıyorum. Ben de bu hatta bu, bu hat üzerinde devletin varlığı, milletin birliği, ayrılmaz bir yekparelik duygusu içerisinde dünyayla rekabet edebilme kapasitesi olan eğitimi güçlü, demokrasi kurumsallaşmış, adaleti hiç kimsenin şüphesine yer bırakmayacak kadar hızlı ve objektif işleyebilen, dünya ile rekabet edebilen üretimin can hıraş çalışabilen, üretebilen, tasarruf edebilen zengin ve müreffeh bir ülkeyi kurabilme iradesine emek edeceğiz biz. Milletimiz bizi bundan sonra böyle görecek. Siyasi parti münakaşasına değil, devletin bundan sonra milletin bundan sonra varlığına halel gelmesin diye fedakarlık ederken görecek bizi milletimiz. İnşallah bu zorlu günleri, bu deprem acılarını, inşallah bu iktisadi zorluklarımızı hepsini aşıp hayal kurulabilir bir ülke, yaşanabilir bir ülke. Çocuklarımızın kalıp efendim memleketleri, milletleri için, insanlık için deli gibi koşabilecekleri bir ülkeyi kuracağız el birliğiyle bugünden yarına bu seçim 28 mayıstaki seçim ümit ediyorum ki herkesin kendi hissesine düşen dersleri çıkarabileceği bir sonuç olur. Ben iktidarın doğru algılayabileceğine dair emareleri görmekten çok mutluyum. Konuşanların doğru konuştuğunu. İktidarın doğru evet iktidarın Tayyip Bey'in konuşmalarına bakıyorum. iktidar sözcülerinin konuşmalarına bakıyorum. Bu dil doğru dil. 2002'ye yakın dil bunlar. Yani empati duygusu yüksek. Kendine oy vermeyenlerin de hassasiyetlerini anlayan. Yani mesela en çok arzu ettiğim şey şu. Bu arada herkesin birbirine karıştığı bir seçim. Yani efendim e, tekbirlerle Berat gecesinde adaylıkların ilan edildiği, ülkücülerin Tayyip Erdoğan gitsin duygusuyla bazı ilkesizlikleri görmezden gelip te, kızgınlıkla oraya oy verdiği, bazılarının muhalefete kızgınlıkla iktidara oy verdiği falan bu kamplaşma arasında herkesin ya biz neyi yanlış yaptık ki insanlar bu kadar ilkelerinden sarfına nazar edip tercihlerinin hilafına bambaşka yerlerde kızgınlıklarıyla oy kullanır hale geldiler Gerçeğini doğru yönetmemiz lazım. İnşallah evet. ben 28 Mayıs'ın Türk demokrasisine, Türk milletinin varlığına, yarınlarımıza bir can suyu olacağını düşünüyorum. Milletin verdiği mesajı doğru algılayan siyaset, bundan sonra milletin hizmetini görebilen siyasettir. Biz de milletin verdiği mesajlara göre milletin dertlerine derman olmaya, umduklarını bulmasına çalışmaya devam edeceğiz. Şerefimizle, izzetimizle. Çok teşekkürler, ben sağ çok olun. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Valla değerlendirmelerinizi çok merak ediyordum. Ee, çok ilginç noktalara işaret ettiniz sanırım önümüzdeki günlerde de tartışılacak bu söyledikleriniz çok teşekkürler sağ olun ben olayım. çok teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum